konuşuluyor ama Menzil tarikatı ve o tarikatın liderinin ölümünden sonra ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha Türkiye'de laikliğin nasıl bir tehdit altında olduğuna dair değerlendirmeler de can yakıcı, el yakıcı gündem maddeleri arasında. Tabii bugün 16 Temmuz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. Dün 7. yılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeyi 70 yıl unutturmayacağız. Değil 7, 70 yıl geçse de unutturmayacağız dedi. Yani 700 de diyebilirdi. Hani ömür hiçbir zaman unutturmayacağız. Da biz ne kadar biliyoruz ki? Yani darbeyi, 15 Temmuz'u ne kadar biliyoruz? Ne oldu o gece? Türkiye 15 Temmuz gecesine nasıl geldi? Bununla doğru dürüst hesaplaşıldı mı? Ki bundan sonra benzer darbeler gerçekleşmesin, darbe girişimlerine kalkışılmasın. Türkiye adım adım darbe sürecine nasıl sürüklendiğinin yanında darbeden hemen sonra darbeyi bir Allah'ın lütfu olarak gören siyasal anlayış Türkiye'yi o günden bugüne 7 yılda nereden nereye getirdi ve varmak istediği menzil ne? Bunları da asıl olarak ele alalım istiyoruz. İki değerli konuğumuz var. Bu 2 saat boyunca ikisiyle öncelikle konuşacağımız konu bu. Daha sonra belki bu iktidarın kendisine çıkış aramak için hem NATO'daki son kararı, Amerika Birleşik Devletleri'ne dair verdiği mesaj, diğer taraftan 70 yıl geçse de unutmayacağız, buna destek veren hainleri zihnimizden silmedik, silmeyeceğiz diyen Erdoğan'ın bu sözleri söyledikten 4 gün sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti de dolayısıyla değerlendirmek gerekecek. Bir Avrupa Birliği hikayesi, rüyası anlatılıyor. Bunlar ne kadar gerçekçi? Bunları da belki programın ikinci bölümünde konuşacağız ama önce konuklarımızla merhaba diyelim. Gazeteci Mustafa Balbay bizlerle birlikte. Emekli Tuğgeneral ve siyaset bilimci Haldun Solmaz Türk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için. Tele1'de bu akşamı bize ayırdığınız için bu 2 saatlik çok kıymetli zamanı. Çok teşekkürler. Tabii bir taraftan da Tele1 ile ilgili bir kapatma kararı var. Onu sonra belki programın sonunda doğru konuşuruz. Oradan açılış yapmayalım ama hani ben izleyicilerimize bilgi vereyim. Bizim yaptığımız itiraz henüz karara bağlanmadı. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma başvurumuz. Eğer bir gelişme olmazsa, olumlu bir gelişme bizim cephemizden, demokrasi açısından, basın özgürlüğü açısından, yarın gece saat 24'ü gösterdiğinde biz 7 gün boyunca ekranlarımızı karartmak zorunda kalacağız. Belki bugünkü yaptığımız yayında neden ekranları karartılmak istendiğini, neden ekranların karartıldığını da ortaya koyacak bir program olacak. Evet, Sayın Balbay'dan başlayayım, Sayın Solmaz Türk müsaadenizle. Çünkü birinci sorum şu, Türkiye adım adım darbe sürecine nasıl geldi, oraya nasıl sürüklendi? Çünkü biz darbenin hemen öncesinde Türkiye'de Ergenekon ve Balyoz yargılamaları yapıldığını, kumpas davalarda pek çok kişi cezaevine konulurken, AKP ve Fethullahçı yapı arasındaki işbirliğinin hangi boyutlara geldiğini görmüştük ve sonrasında darbe gerçekleşti. Herhalde bu darbeyi analiz ederken Türkiye'yi darbeye götüren en önemli olgulardan birinin bu Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davaları olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Mustafa Balbay o dönem cezaevinde oldukça uzun süre kalan isimlerden biri. Bugün Merdan Yanardağ o zaman da içerideydi, şimdi de içeride. Balbay'dan başlayalım. Evet, yani biz 70 yıl sonra, 70 yıl sonra da 15 Temmuz'u unutturmayacağız diyen Erdoğan bu sözleri söyledi ama biz acaba 7 yılda darbeyi tam olarak tanımlayabildik mi? Bu darbeyi anlayabildik mi? Bu darbeyle hesaplaşabildik mi? Darbeye Türkiye nasıl sürüklendi? Tabii sevgili Taylan, öncelikle sevgili Solmaz Türkiye'de selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben yine de Merdan'la başlamak istiyorum. Yine Merdan'ı bir selamlamak istiyorum. Hani var ya bugünlerden yarınlara bir direnenler kalır diye. Evet, yani Merdan'ın bu mücadelesi yakın geçmişte, yani uzun yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Zaman zaman da doğal olarak aynı süreçlerde beraberdik. Ama şu içinden geçtiğimiz süreç ileride bambaşka bir şekilde yazılacak. Biraz önce sorduğun gibi 15 Temmuz'uyla yazılacak, 14 Mayıs'ı, 28 Mayıs'ı ile yazılacak, referandum süreçleriyle yazılacak. Tabii ki FETÖ'nün ki şu anda ben son kullanma tarihinin henüz
dolmadığını düşünüyorum. Ve FETÖ'nün şu anda memleketinde olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın bir anlamda memleketidir ve son kullanma tarihi dolmamıştır. Konuşmamız gereken pek çok boyut var. Eminim Solmaz Türk'te yine ayrıca çok farklı ve daha geniş açılardan konuya yaklaşacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim o zaman önce... başlamadan Sayın Balbay. Siz konuşurken hani Haldun Bey sırasını belki bekleyecek o şey olacak falan. Katılabiliriz. Yani birbirimizle karşılıklı diyaloğa girebiliriz. Sonuçta hani 2-3 kişiyiz. Dolayısıyla birbirimize o anda katkı verirsek belki hani sonradan unutacağımız şeyleri de ekleyebiliriz. O konuda rahat olalım lütfen. Buyurun. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi bir defa ben 7 Şubat 2012'den başlatmak istiyorum. Evet. 7 Şubat günü dönemin başbakanı Erdoğan ameliyat olacaktı ve ameliyatı hani biraz gecikince biliyorsunuz işte tam o sırada dönemin MİT müsteşarı, şimdi MİT başkanlığı oldu biliyorsunuz, MİT müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağrıldı savcılık tarafından. Şimdi başbakanlığa bağlı MİT müsteşarının ifadeye çağrılması başbakanın ifadeye çağrılması demektir. Bunun başka bir anlamı yoktur yani. İfadeyi çağıran kişi, yani sonradan zaten ortaya çıktı, FETÖ'nün savcıları. 7 Şubat günü bu olay yaşandığında bir Silivri'de tutukluyduk ve duruşmamız vardı. O duruşma bitince sevgili Taylan, akşam cezaevine girerken biz mahkeme de cezaevinin içindeydi ama oradan cezaevinin içinden cezaevinin içine giriyoruz. Biliyorum. Ve o iki tarafımızda yaklaşık yani 10-15 bir tarafta, 10-15 bir tarafta 30 tane genç yeni gardiyan. Yani çoğu da yeni alınmış. Yani çoğu da zaten yeni tanışmıştık. Gardiyanlar iki yanımızda. Biz de içeri giriyoruz. Tabii haberleri herkes duymuş. Başbakan ameliyat olmaktan son anda vazgeçmiş. MİT müsteşarı ifadeye çağırmış ve gitmemiş. Herkes biliyor ki bu bir o dönemin diliyle cemaat iktidar, cemaat AKP kavgası. Yani bugünün diliyle FETÖ ama o dönem hala cemaat diye geçiyordum. Ben orada gardiyanlara sordum. Dedim sizce kim kazanır bu savaşı? Sevgili Taylan, abartısız söylüyorum. Hepsi gardiyanların abi cemaat kazanır dediler. Yani böyle bir yani o dönem tablo. O dönem eriştiği güç ve güç algısı bu boyutlardaydı. Evet, bu boyutlardaydım. Yani o nedenle biz bu konuyu daha hem yıl dönümlerinde dilerim bu konuyla ilgili en iyi zaten bir ölçüde yazdı ama en iyi kitaplardan birini Merdan yazacaktır. Çünkü 15 Temmuz gecesinin pek çok boyutu aydınlatılmadı. İki şeyi anımsatmak istiyorum. Hem Solmaz Türk'te eminim gündemindedir ama değilse de koyması dileğiyle diyeyim. Meclis 4 ay çalıştı ve 15 Temmuz'la ilgili bir rapor hazırladı. Evet. 15 Temmuz'la ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu bir rapor hazırladı. Sevgili Taylan, bu rapor kayıp. Her yıl dönümünde ben anımsatıyorum. Kimi yayın organları üstüne gidiyorlar. Bu rapor kayıp. Nasıl kayıp? İsmail, o dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman raporu alıyor. O yasama yılı içinde meclis genel kuruluna indirmesi gerekiyor ki konu o rapor resmi niteliğe bürünsün. O yasama yılı içinde meclis genel kuruluna inmeyen rapor yok sayılıyor. Düşünün, o geceyle ilgili böyle bir rapor şu anda katakulliyle yok sayılmış durumda. Evet. Bu birinci boyutu anımsat, şu anda bizi izleyenler yani unutturmayacağız derken aslında unutturmaya dönük pek çok girişime zaten yani unutturmaya çalıştıklarını anlıyoruz buradan. Hani bırakın yani, 70 yıl sonra unutmamayı, daha birinci yılında unutulsun diye uğraşılmış. Aynen. Zaten pek çok yönüyle karanlık şu anda. Evet. O geceyle ilgili Hakan Fidan ve Hulusi Akar konuşmadıkça net olarak bu olay zaten aydınlatılamaz. Her ikisi de meclise gelmeyi reddettiler. Reddettiler. Ve sadece matbu yazılı bir açıklama gönderdiler. O da hepimizin bildiği, genel olarak o geceyle ilgili resmi söylem olarak vurgulanan şeyleri aktarmaktan başka bir şey yapmadılar. Evet. Şimdi benim o geceyle ilgili yani hem
Türkiye'de yakın geçmişte olanlar hem özellikle etrafımızda iç savaşın yaşandığı ülkelerde yaşananları ben birleştirdiğimde sevgili Taylan şunu görüyorum. O gece yani 15 Temmuz gecesi Amerika Birleşik Devletleri hiçbir tarafın kazanamamasını, bir anlamda birkaç gün bir kaosun sürmesini ve devamında da ya Amerika'nın da müdahil olmak durumunda olacağı ya da iki tarafında birbirini ciddi bir şekilde yıpratacağı ve altta Türkiye'nin kalacağı bir süreç planlandı. Bunu nereden öngörüyorsunuz diyebilirsiniz. Evet. Sadece göl başındaki sevgili Taylan, göl başındaki özel kuvvetlerdeki 15 Temmuz gecesi yaşanan çatışma Allah korusun diyeceğim. İki gün sürseydi çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. O gece göl başında 250 kişi yaşamını yitirdi ve saatlerce ve hatta daha uzun süreyle kimin hain, kimin şehit olduğu ayrıştırılamadı. Ve nihayet anımsayacaksın iki gün önce işte Aksakallı'nın, emekli korgeneral Aksakallı'nın konuşmalarından bir nebze anlıyoruz ki yani çok az %5'lik bir perde aralaması var diyorum ben Sayın Aksakallı'nın açıklamaları için. O gece işte Semih Terzi'nin hain olduğu anında ifade edilmiş ve Ömer Halis Demir'in onu etkisiz hale getirilmesi emri verilmiş ve Semih Terzi'nin FETÖ'cü olduğu da aylar öncesinden biliniyormuş. Evet. Yani işin özeti şu an itibariyle o geceyle ilgili gelişmeler ortaya çıktıkça iş karmaşık hale geliyor. Evet. O geceyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça karmaşık hale geliyor. Evet. Ama özeti şu ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin iki tarafında kazanamayacağım. Çünkü bu tür coğrafyalarda böylesi iç savaşlar ya da iç çatışmalar bu şekilde başlar. Ve devamında da Türkiye'nin çok büyük yaralar alacağı bir süreç öngörülmüştü diye düşünüyorum. Türkiye'nin ortak paydası, ortak sağduyusu, meclisin iradesi, ordu içindeki yurtsever insanlar, bu ülkenin yani bir ortak sağduyusu hakikaten ülkeyi çok klasik bir söylem ama bir uçurumun kıyısından döndürdü. Ama o gecenin mutlaka daha net bir şekilde aydınlatılması ve bir daha olmamasını sağlayacak şekilde demokrasimizin güçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Gecenin ayrıntılarına tabii biraz girmek lazım ama onu bir dahaki soruda yapalım, bir daha ilerleyen dakikalarda. Ben sizin 7 Şubat 2012 tarihine yani MİT Müsteşarı, dönemin MİT Müsteşarı, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın orada derdest edilmeye çalışılması, gözaltına alınmaya çalışılması ile ilgili girişimden çok değil yani 5 ay sonra işte Haziran, daha da 4 ay sonra Haziran ayında Cumhurbaşkanı yani o zaman Başbakanı Erdoğan'ın Pensilvanya'ya seslenerek yani bu hasretlik bitsin artık yurduna dön çağrısı yaptığını da hatırlatalım. Mesela bilinmezlerden biri budur. Yani kendisine karşı MİT müsteşarını gözaltına almak isteyen Fethullahçı yapıya Erdoğan'ın 4 ay sonra bir Türkçe olimpiyatına katılarak yani herhangi bir yerde herhangi bir biçimde değil artık bu hasretlik bitsin dön yurduna deyip Fethullah Gülen'i yurda davet ettiğini de bir ara not olarak hatırlatayım. Dolayısıyla o geceye gelmeden Sayın Solmaz Türk, o geceye nasıl geldiğimizi bir de sizin yorum ve değerlendirmelerinizi alalım. Mustafa Bey'in söylediklerine tabii ekleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. Çünkü farklı bir yaklaşım sergiledi ve o gece Amerika'nın daha uzun sürecek ve Türkiye'yi kaosa sürükleyecek bir krizi tetiklediğini söyledi. Evet, yani tabii böyle yani böyle bir sonuca varmak için Sayın Balbay'ın elinde tabii hangi doneler var onu onu bilmiyorum. Ancak yani olamaz denemez, belki de öyledir. Ancak benim sahip olduğum bilgiler böyle kesin bir kanaate varmaya imkan vermiyor. Şeye gelince yani oraya nasıl gelindi? Tabii ben biraz daha yani 2012'den biraz daha geriye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2007 Milli Güvenlik Kurulu mu? Yok yok, çok daha geriye. Daha geriye. Yani tabii
Tabii ki yani ben yani geldi içinden çıktığım kurumun kurumsal hafızasının bir parçası olarak da bunu söylüyorum. Buyurun. Fethullah Gülen cemaatin orduda askeri okullardan başlayarak teşkilatlanması, örgütlenmesi 1980'lerin başına gider. Yani 2016'dan 30-35 sene geriye gitmek gerekir. Ve ilk tespit 1982'de Kuleli Asker Lisesi'ndedir. O zaman okuldan atılan aşağı yukarı 90 öğrenci vardır. Yani bu cemaatle irtibatlı olduğu için, yani çengel atılmış tırnak içinde öğrenciler olduğu için. Daha sonra yani sınırlıdır. Yani 82'de tespit edilmiştir. Kuleli Asker Lisesi'nde tırnak içinde operasyon yapılmıştır. Ama başka yerlerde, örneğin Hava Harp Okulu'nda da olduğu bilinmesine rağmen bendeki bilgiler itibariyle oralarda pek fazla bir şey yapılmamıştır tespitin ötesinde. Ama şunu net söyleyebilirim, yani bunu yani nereden biliyorsun? Kendim yaşadığım, birinci elden gördüğüm, yaşadığım, duyduğum için o kadar güvenli söyleyebiliyorum. 82'deki sınırlı temizlik cemaate bir yerde cesaret vermiştir. Daha fazla cesaret. Ve miktarlar artmıştır. Yani çengel atılan öğrenci, özellikle askeri öğrenci miktarı yani. Yani karacı ve havacılar başta olmak üzere. Yani asker liseler ve hava harp okulu. O zamanlar hava lisesi bir ara vardı, sonra kaldırıldı. Yani daha çok kara liselerinin den öğrenciler seçilir ve hava harp okuluna giderdi. Sonradan hava lisesi kuruldu. Dolayısıyla bu iki yönlü bir giriş vardı. 86'da da tespit edildiğinde tabii sayının çok arttığı çok netti. Yani yüzleri geçmişti. Ya, bütün okullara teşmil ederseniz binleri geçmişti. Fakat yine de temizlik sınırlı kaldı. Yani ikinci aşamada da sınırlı kaldı. 90'lı yılların ortasında üçüncü bir aşamaya gelindi. Orada yine bir miktar temizlik oldu. Fakat zaman içinde ne yazık ki 97'deki bu 28 Şubat 97 Milli Güvenlik Kurulu'ndaki çalışma esas olarak cemaatin bu çok güçlü ve kontrol edilemeyen, kontrol altına alınamayan güçlenmesinin önüne geçmek içindi. Yani 28 Şubat mesela bugün hani şimdi diyoruz ya 15 Temmuz'la ilgili hani ne biliyoruz ne bilmiyoruz. Bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla. Aynı şey 28 Şubat için de geçerli. Çünkü serbest şey tartışılmıyor. Bunların tartışılması lazım. Bunlara zaman ayırmamız lazım. 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve alınan kararlar esas olarak Fethullah Gülen cemaatine yöneliktir. Orada ismi öyle olmamasına rağmen. Ama ordu, yani Türk Silahlı Kuvvetleri, eski Silahlı Kuvvetlerden söz ediyorum tabii. Bu irticai tehdide baktığı zaman sadece cemaati görmedi. Bütün cemaatleri gördü. Bütün tarikatları gördü. Bu irticai yani demokratik rejimin yerine bir dini rejim kurmak için girişilen kapsamlı, örgütlü, siyasi, ekonomik, çok boyutlu çalışmayı gördü ve 97'ye böyle gelindi. Ama buna rağmen dediğim gibi bunların konuşulması lazım. Ya, bu ayrıntıları konuşacak bugün zamanımız yok. Rağmen 97'deki üçüncü aşama temizlikte dahi cemaatin önüne alınamadı. Tam aksine çok daha güçlendi. Yani 28 Şubat 97'den sonra cemaat ve diğer tarikatlar ve onların hamisi durumunda olan işte AKP'nin öncülü olan partiler çok daha güçlendiler. Çok daha cesaretlendiler. Çok daha cesaretlendiler. Tabii bunda herkesin bir hata payı var. Ancak orduyu yöneten komuta kademesinin ki siyasette gücü vardı, gerçekten gücü vardı. İmkan kabiliyeti vardı. İsteseydi farklı şeyler yapılabilirdi. Yani önlenebilirdi. Ben önlenebileceğine inanıyorum. Fakat orduyu yönetenler de bunu ciddiye almadılar.
bunu ciddiye almadılar. Çünkü bunun ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunun farkında değillerdi. Şöyle yani farkında değillerdi derken yani tabii ki ister istemez hani o zaman da bugün de konuşanlar var yani o askerlerden yani komutanla mesela şimdi bir tanesini işte şimdi gösteriyorsunuz. Şimdi bakın Fethullah Gülen diyor ki o 80'li yıllarda bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Dini, mübini, İslam'a hizmet eden herkes neferdir. Bu hizmette askeri disiplin çok önemlidir. Bir yanlışlık bize falso yaşatır. Ve bu falso ile yediğimiz mağlubiyeti telafi edemeyiz. Yanlışı telafi edemeyiz. Bu sefer onlar sizi kıskıvrak derdest eder, bir daha belinizi doğrultmanıza fırsat vermezler. Hafizan Allah. Yani 80'lerden itibaren Fethullah Gülen'in ve cemaatin ne yapmak istediği çok açık ve nasıl yapacağım yani stratejisinin ne olduğu çok açık belliydi. Evet. Çok açık. Ve bunlar yayınlandı. Buna rağmen, ve bunlar yayınlandı. Yani Ali Kırca'nın programında tüm Türkiye Fethullah Gülen'in sözlerini yani en kılcal damarlara kadar gireceksiniz ve altın vuruş yani o son noktaya kadar da kendinizi gizleyeceksiniz sözlerini tüm Türkiye biliyordu. Tabii gayet tabii. Gayet tabii. Evet. Yani çok net, çok açık. Şimdi buna rağmen ve 97'de ordu içinde ne yazık ki sınırlı bir general grubunun bu konudaki hassasiyeti sayesinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına açıkça getirilen bu tehdit algısı, bu tehdit değerlendirmesine rağmen tedbir alınmadı. Tedbir alınmadı. Şimdi 2004'e gelindiğinde 25 Ağustos 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda münhasıran bu konunun yani Fethullah Gülen cemaatinin oluşturduğu tehdidin ele alındığı ve hükümetin uyarıldığı çok açık bir şekilde belli. Şimdi bunu bir o zaman o Taraf gazetesi yayınlamıştı. Yanılmıyorsam Kasım 2013'teydi. Bakın orada Fethullah Gülen'i bitirme planı. Değil mi? Evet. O manşet. Evet. AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planı diye daha önce yapılan bir kumpas vardı. Farklı bir kumpas. Burada da onu biraz çevirmişler. Yani AKP'nin Fethullah Gülen'i bitirme planı diye yapmışlardı. Daha sonra 2013'te. 2013'te. Ancak 25 Ağustos 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ki ifadeler şöyle. Bunlar daha sonra tabii raporlara ve mahkeme dosyalarına girdiği için biliyoruz. Yoksa bunlar tabii gizlidir. Şöyle deniyor. İki madde. Birinci madde 25 Ağustos 2004. İkinci madde kurulun bu toplantısında gündem konularından biri olan Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararını hükümete bildirmesine karar verilmiştir. Evet. Bundan daha açık ifade edilemez bu. Doğru. Şimdi o zaman yani o toplantıda Hilmi Özkök diyor ki yani kendi ifadesiyle 2004 Ağustos'un toplantıda Hilmi Özkök o zaman Genelkurmay Başkanı. Bu örgüt çok büyük bir imkan ve kabiliyete kavuştu. Yani 97'de yani 28 Şubat 97'deki ifadelerin bir tekrarı aslında bu. Evet. İmkan kabiliyet yıllar içinde oluşur. Ama niyet bir gecede değişir diyor. 2016'da emekli oluyor ama o zamana kadar hükümetin bir şey yaptığını görmüyor. Bunlar kendi ifadeleri, İlmi Özkök'ün kendi ifadeleri. Evet. Şimdi bu imkan, kabiliyet ve niyet meselesi, bunu biz askerlikte kullanırız. Bunu şöyle kullanırız. Düşmana baktığınız zaman elindeki imkan ve kabiliyet, yani elindeki araç, gereç, birlik sayısı vesaire ve bununla yapabilecekleri imkan, kabiliyet. Ha bunu yapar mı, yapmaz mı? Asker olarak biz yapmayacağını değil, yapacağını düşünürüz. Yani niyetinin o imkan ve kabiliyeti bize zarar verecek şekilde kullanacağını düşünürüz. Niyetini öyle varsayarız. Yani askerlikte bu esastır.
Hani işini kış tut, yaz çıkarsa batına gibi. Hani sivillerin dediği. Evet. Şimdi Hilmi Özkök bunu söylüyor hükümete. Diyor ki bakın 2004-25 Ağustos yani Erdoğan'ın başında olduğu hükümete. Diyor ki bakın bu örgüt yani Fethullah Gülen örgütü örgüt çok büyük bir imkan ve kabiliyete kavuştu. İmkan kabiliyet yıllar içinde oluşur ama niyet bir gecede değişir. Bir gecede değişir. İşte 15 Temmuz 2006 gecesi evet. O niyet imkan kabiliyeti kullandı. Şimdi ama tabii burada bunu söyledi diye Hilmi Özkök'ü aklamak gibi bir niyetim yok. Zaten öyle bir şey de olası değil. Olamaz. Niye olamaz? Yani hükümetin bir şey yaptığını görmedim diyor. Tamam. Veya mesela Koşaner, daha sonraki Genelkurmay başkanlarından biri hani istifa eden. Tedirgindik, takip ediyorduk ama yapılacak bir şey de yok idi. Vesaire. Hükümete söyleriz, takdir kendilerindir. Zaten bu kafayla zaten bu belalar başımıza geldi. Yani takdir onlarındır. Peki bir yerde bir mola verebilir miyiz Balbay'a geçmek için? Yani ikinci tabii, bir tabii. tur dönebilmek için. Yani 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda şeyi nedir o? Sonuçta bir tespit var. Hükümete bildirilmiş. Hükümet onu zaten sümenaltı etmiş. Onunla önce övündüler. Yani bak biz ne güzel hiç onlar geldi ama hiç kimse onu işleme sokmadı diye. Sonra hiçbir daha da hesabını vermek ihtiyacı hissetmediler. Buradan Balbay'a döneyim çünkü ama 2007'ye madem geldik. Bir dakika. İki tabii. cümle söyleyeyim. Tabii. Sayın Balbay'a bırakacağım. Eksik kalacak yoksa. Tabii buyurun. Eksik kalacak. Şimdi bakınız. Ne Hilmi Özkök'ün, ne Koşaner'in, ne diğerlerinin. Biz hükümete söyledik. Karar ve yetki onlarındır. Biz karışmayız. Yaklaşımı yanlıştır. Hükümet eğer kanunen anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevi ihmal ediyor. Üzerine düşen sorumluluklarını gereğini yerine getirmiyorsa hiç kimsenin bunun karşısında ne yapalım sorumluluk onlara ait deme hakkı, yetkisi, rahatlığı yoktur. Bu ülke kimsenin çiftliği değildir. Onun için diyorum Hilmi Özkök'te, Koşaner'de, diğerleri de hükümet dinlemediği zaman bunun ötesine geçen tedbirler almak zorundaydılar. Evet ama işte alınmadı. Kulaklarında yaptılar. Orada tam da şu başlamadı mı? Yani 2002'de AKP'nin iktidar olmasıyla birlikte meclis şeyde yüksek askeri şuralarda irticai faaliyetleri nedeniyle uzaklaştırılanlara şerhler konmaya başladı. 2007 Ergenekon ve Ergenekon'la beraber Genelkurmay Başkanı'na kadar ulaşacak bir operasyon zincirinde artık aman bize darbeci demesinler diye kozmik odanın açıldığı bir büyük ne diyelim baskı oluşturuldu. Dolayısıyla buradan Balbay'a... İşte bunu eleştiriyorum zaten. Daha, evet. Benim eleştirdiğim bu zaten. Yani bu baskıya zaten karşı bu, direnilmeliydi diyorsunuz siz. Ama tabii ki direnilmeliydi. Evet. Ve dediğim gibi farklı yöntemler denenmeliydi. En azından halka gidilmeliydi. Bakın ben o zaman 2004'te... Ama çok büyük bir şey yok muydu Haldun Bey? Yani şunu hatırlatayım. Dönemin Genelkurmay Başkanı çıktı bir gemiye. Yavuz neydi geminin adı şimdi hatırlamıyorum ama o da yine bir mesaj içeren buluşmaydı. Çıkardı dedi ki ya bu borudur dedi yani burada bir şey yoktur dedi yani. Bu dedi bir silah değildir bu borudur. Ama bütün medya AKP ve Fethullahçı yapının zaten kontrolü altında olan Fethullahçıların neredeyse hani bütün televizyon kanallarında kimin ekrana çıkacağını belirlediği herkesi böyle işte balbayları falan içeri sokup dışarıda kimseyi bırakmadıkları dönemde herkes Genelkurmay Başkanı'nı halkı lav silahı göstermek ve tehdit etmekle suçladı. Ya her şeyi çarpıtılan, çok şiddetli ne diyelim manipülasyonun yapıldığı yine bir dönemin içinden geçtik. Murat Bey bakınız. Biz askeri liselerden başlayıp 14-15 yaşında asker olarak eğitiliyoruz. Çok şeylere girip çıkıyoruz. Yani bir asker olmak, general olmak, orgeneralliğe gelmek öyle kolay bir şey değil. Biz nelerin içinden geldik? Evet. Bundan korkmaması gerekir askerin. Hele hele general aşamasına gelmiş insanlar bunlardan ürkecek, korkacak insanlar mıyız? Yani böyle bir şey kabul edilemez. Zaten korku askerlikte bir mazeret değildir. Yani böyle bir şey olamaz. Hele hele oralarda kesinlikle böyle bir şey olamaz. Yani siz oradan üç tane zıptırı birisi laf söyledi. Bilmem orada 3-5 tweet atıldı diye korkacaksınız. O zaman işte
Koşanları yaptık, istifa edin gidin. Evet. O zaman o görevde kalıyorsunuz. Onu da belki konuşmak şimdi lazım bakın, da. Bu kabul edilebilir değil. Anladım. Ama anladım. Şunu söyleyeceğim bakın. Şimdi ben o zaman görevdeydim. Yani hala yani üniforma gibi taşıyorum. Ne 97'de ne 2004'te hükümete bakın böyle bir tehdit var. Bunlar çok büyük imkan kabiliyet falan diyenler mesela beni uyarmadılar. Ben orada da generaldim. Beni uyarmadılar. Anladım. Ben sormama rağmen, daha çok küçük rütbelerde uyarmama rağmen, ya bakın burada ciddi bir durum var. Yani bu hafife alınacak bir şey değil. Yüzbaşılıktan itibaren diye uyarmama rağmen, ya kardeşim sen kendi birliğinle ilgilen, sen kendi birliğine bak deyip üstün körü geçiştirdiler. Yani bir sorumsuzlukla o noktaya gelindi. Yani 2016'ya 15 Temmuz'a nasıl gelindi? Anladım. Sorumsuzlukla gelindi. Anladım. Omuzlarında o rütbeli omuzlarındaki rütbeleri taşıyacak kadar kafalarında, beyinlerinde, yüreklerinde güç olmayanların zafiyetleri nedeniyle gelindi. Peki, bu çok önemli bir vurgu tabii. Yani siz belki daha çok bu tartışma platformlarında mesela AKP'nin sorumluluğu, Fethullahçı yapıyla işbirliği, onu önünü açan siyasi kararları ve diğer yasal düzenlemelerine vurgu yaparken diyorsunuz ki dolayısıyla bütün bunları bir iktidar belki yapmak isteyebilir ama sonuçta örgütlendiği yer Türk Silahlı Kuvvetleri ise Türk Silahlı Kuvvetleri bütün bu koşullara rağmen bunlara müdahale etme iradesini ortaya koysaydı, koyabilirdi ve koymalıydı. Böyle olmazdı diyorsunuz. Burası önemli bir nokta. Farklı bir noktaya vurgu yapıyorsunuz. Evet, 2007. Ergenekon ve Ergenekon'da herhalde ordu içinde bunlar olurken Milli Güvenlik Kurulu ve asker boyutunu Sayın Solmaz Türk çok güzel anlattı. Dışarıda neler oluyordu? Balbay, siz niye hedef seçildiniz? Yani Ergenekon, siz Fethullahçı yapı sizi niye hedef aldı? Şimdi tabii sevgili Taylan, Sayın Solmaz Türk biraz daha gerileri gittiği 80'lerden başlattı. Ergenekon'a da geleceğim ama bizi şu anda izleyen kesimlere eğer bu konunun bir bütün olarak gerçekten bilinmesi yönünde hani bir duygu da oluşmuşsa ben şu 28 Şubat sonrasında Fethullah Gülen hakkında açılan davayı da anımsatmak istiyorum. Evet. Nuh Mete Yüksel Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bir dava açmıştı. Gerçekten Fethullah Gülen'in nasıl bir tehlike olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuştum. Ve ben o iddianameyi de 2007 yılında çıkan Devlet ve İslam adlı kitabımda, hatta ben de buradaydı diye ayırmıştım için kitabımda şöyle demiştim 2007 yılında. ABD destekli Gülen İmparatorluğu. Türkiye'de ABD destekli Gülen İmparatorluğu. Çünkü Orta Asya'da, Afrika'da ve pek çok Kuzey Irak başta olmak üzere Arap ülkelerinde de yer yer etkili olmaya başlamıştım. Benim gördüğüm, bunlar çok derin tartışabileceğimiz konular sevgili Taylan, ama devlet bu tehlikenin farkına vardı. Sayın Solmaz Türk'ün söylediği gibi bir kesim gereğini yapmadı, bir kesim küçümsedi, bir kesim yardım etti. Hakikaten herkes oradaydı. Deyim yerindeyse. Ve en işin G noktası da hani başından beri benim vurgulamaya çalıştığım Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki rolünü net olarak ortaya koymadan biz Gülen olayını, FETÖ'yü çok net ortaya koyamayız diye değerlendiriyorum. Çünkü bu iddianamenin hazırlanma olasılığı gündeme geldiğinde Fethullah Gülen Amerika'ya gitti. Fethullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak durumu şu: Erzurum doğumlu emekli vaiz. Sorarım, bir emekli vaiz Amerika'ya gidecek, 80 dönümlük bir arazinin içinde Pensilvanya'da bir yerde yaşamaya başlayacak. Bir yandan devlet o kişiyle ilgili sevgili Taylan iddianame hazırlıyor. Terör örgütü. Terör örgütü. Koruma gönderdi. Yani Fethullah Gülen için o dönem hazırlanan iddianame terör örgütü suçlaması yöneltiyor. Evet, Fethullah Gülen terör örgütü ama iddianame o kadar stratejik bakımdan şöyle bilgi olarak çok net, çok doğru. Ama bir terör örgütü diyorsunuz
Yargılananlar kim? Bir, Fethullah Gülen. İki, yok. Üç, yok. Yani dava açıldı ama onun geri hakkaniyetle yapılmadı. Anladım. Şimdi şeye geleceğim. 2007'de neden bu davalar bu şekilde Fethullah Gülen densizleşti? Şu yanı da birleştirelim sevgili Taylan. 2007 neydi? Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı herhalde o dönem. 2007. Bir o vardı. İki, asıl şimdi Fethullah ile ilgili unsuru. Rahşan affı diye anımsayacaksın. 2001'de bir af çıktı değil mi? 2000 yılında Rahşan affı. Evet. Fethullah Gülen'le ilgili dava da o affa girdi. Ama 7 yıl içinde bir daha suç işlemezlerse dava düşecek. Ama işlerlerse yeniden işleme girecek. Sevgili Taylan, Fethullah Gülen AKP'ye şu zorlamayı yaptı. Çok net bir, yani ben yaşadım o yılları. Yani yazdım da zaten Devlet ve İslam kitabında. Ben zaman aşımından yırtmak istemiyorum dedi. Ne istiyorsun dediler. Ne istiyorsun? Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Ne istiyorsun? Dedi ki o maddeyi, terörle mücadele yasasının o maddesini değiştirin ve beni beraat ettirin dedi. Evet. 2007 Fethullah Gülen beraat etti. Artık hiçbir yasal... O maddeyi de isterseniz o maddeyi de hatırlatalım. O madde, yani herhangi bir silahı yoksa, yani silahlı bir gücü yoksa, evet, dolayısıyla bir terör örgütü olarak tanımlanamaz diye bir, değil mi, düzeltme yapıyor. Aynen. Evet. Dolayısıyla evet, Fethullahçı yapının da hani devlet içinde kadrolaşması, TSK'da yapılanması vesaire filan, hani bir silahlı bir güç olarak görülmediği için terör örgütü tanımından bu dosya kapatılmış oldu. Evet, kapatıldı. Yine aynı dönem sevgili Taylan, şu söyleyeceğim, kimi FETÖ iddianamelerin bir bölümüne girdi. Oradan alarak söylüyorum. Şimdi sevgili Solmaz Türk dedi ya, devletin içinde uğraşanlar vardı, onları ortaya çıkarıp hani FETÖ'cüleri, mücadele edenler vardı. FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ ile mücadele komisyonunu ele geçirdi. Bugünün diliyle söylüyorum ama o günün diliyle İrtica ile Mücadele Komisyonu'nun başına FETÖ'cüler geldi. Ve o kişiler ne yaptı biliyor musun sevgili Taylan? Çok acı bir tarihtir bu aslında. Hani günlük yaşadıklarımız nedeniyle aslında ben bugün hani hakikaten ekonomiyi konuşmalıyız. Belki bizi izleyenlerin gerçekten yüreği yanıyordur. Ekonomi şu anda Türkiye bir AKP müstemlekesi, bir AKP sömürgesi haline gelmiştir. Bunu da zamanımız kalırsa ilerleyen saatlerde konuşuruz. Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir AKP sömürgesi haline gelmiştir. IMF'den daha beter bir durumdur. AKP hükümeti şu anda Türk halkının IMF'sidir. Bunu ayrıca hani biraz sonra zamanımız, bunu ayrıca işleyelim diye öneriyorum. Ama bu süreç içinde düşünebiliyor musun? Yani İrtica ve Mücadele Komisyonları'nı FETÖ'cüler ele geçiriyor. Ve ne yapıyorlar? Orada gerçek Atatürkçüleri irticacı diye atılmasını sağlıyorlar. İki, Fethullah Gülen cemaatini desteklemeyen başka cemaatlerden olanları diyorlar ki ya bize gelin ya da size atacağız diyorlar. Çok acı bir tarihtir bu. Evet. Ve bunun devamında 2011 yılı Erdoğan da bir nebze, hani 2010 yılındaki referandumdan sonra uyanıyor. Ve 2011 seçimlerinde Fethullah Gülen'in 100 kadar milletvekili talep ettiği, Erdoğan'ın sadece 10'una izin verdiği, işte Hakan Şükürler vesaire 10'una izin verdiği, yani derinden böyle devam ediyor bu kavga. Yani bir anlamda FETÖ ile AKP Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde tepindiler. Böyle geldik bugünlere. Böyle hala bu şekilde de devam ediyoruz bir yanıyla. Evet. Ve benim vurgulamak istediğim, hani Amerika olarak hani notlarıma bir şey daha paylaşmak istiyorum. O yıllarda biz de Ergenekon'a suçlarımızdan bir diye girdim. Cumhurbaşkanlarıyla ben Demirel'le de Sezer'le de
Genelkurmay başkanlarıyla, Yargıtay başkanlarıyla görüştük, gazeteci olarak haber yaptık, manşet yaptık. Yani tümüyle de gazetecilik etiği dışında bu ülkeye gerçekleri anlatma dışında bir kaygımız olmadı bizim. Evet. Ve ben şunu dinledim sevgili Taylan. Amerika'dan gelen heyetler Cumhurbaşkanı'yla devletin güvenlik birimleri görüşmelerinde ilk Gülen cemaatine övgüyle başlıyorlar. Bunun üzerine devlet bir refleks ediniyor. Amerikalılar geldiğinde ilk Gülen'in ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerler açısından zararlı bir olduğunu anlatmakla başlıyorlar işe. Yani 2000'li yılların 2005, 2006, 2007 böyle garip, değişik bir soğuk savaşla da devam etti Türkiye'de. Belki bizim de bunları ileride hani bir şekilde yazmamız, ayrıca bu araştırma yapacak olanların bir parçası olarak bunları da sunmamız gerekiyor. İşte 15 Temmuz'a geldiğimizde ise çok uzatmayacağım sevgili Taylan. Hani Solmaz Türk dedi ya, hani Balbay böyle bir tezi ortaya atıyorsa elinde veriler vardır. Tabii ki ben hani CIA'nin raporu şu, gördüm şu diyecek durumda değilim. Ben bir tek o gece saat gece yarısı Amerika Dışişleri Bakanı'nın bir demecini anımsıyorum. Hatta biliyorum yani, notlarda zaten. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Jim Carrey dedi ki, tarafları sağduyuya davet ediyoruz. Taraf dedi, evet, anladım. Arkadaş, ne demek taraf? Ne demek? Ne demek taraf? Siz tarafları sağduyuya davet ediyorsanız, çünkü soğuk savaş, iç savaş coğrafyalarında bunu yaparlar sevgili Taylan. Ben naçizane bu coğrafyalara gittim. Irak iç savaşı, Kafkas iç savaşı, Nikaragua iç savaşı, ardından Yemen'deki iç savaş. Bu coğrafyalara gittim ben. Saraybosna'daki iç savaş. Bunun ruhu şu sevgili Taylan. O ülkede birbirini yenmeye yakın iki güç savaşıyorlar, çatışıyorlar. Ve emperyal güçler güçlerin birbirine yakın durmasını sağlıyor. Güçlerin ama birinin ötekine asimetrik yenmesini istemiyor. Diyelim bir taraf yeniyor mu? Öbür tarafı destekliyorlar. Öbür taraf güçlendiği, yenmeye mi başladı? Bu tarafı destekliyorlar. Tümüyle bitirsin ulusal gücü, sonra o dışarıdan yardıma gelsin. Çağın vahşi ve yeni emperyalist ruhun şekli bu benim gördüğüm. Yaşadığım ve gidip hani birebir gördüğüm coğrafyalar itibariyle söylüyorum. Afganistan da dahil buna. Anladım. Ve şimdi yani o cümleyi o gece ben gördüm. İnan sevgili Taylan, ürktüm, hatta not etmiştim. Ne demek tarafları sağduyuya davet ediyoruz? O günden bu yana da bugün geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fethullah Gülen cemaatin, onlara göre FETÖ'nün, şu anda bizim değerlendirmemize göre FETÖ'nün okulları açık. Evet. Ve kabaca şimdi bir bunun şey Türkiye'deki bilgilendirme, Türkiye'ye de rapor olarak geldiğini biliyorum. Fethullah Gülen şu anda Amerika'da artı eksi, bu Türkiye'ye gelen kulis bilgisi, 30 milyar dolara hükmeden bir gücün olduğu söyleniyor Amerika'da. Türkiye'den giden, işte orada oluşan vesaire, Amerika'nın desteklediği vesaire diyelim. Yani bu tablo ve içinde... Ve sonuçta hala Amerika'da. Yani orada bir değişiklik yok zaten. Hani bir evet. Ara böyle acaba kaçacak Amerika, bilmem Kanada'da kendisine bir yer bulacak falan gibi bir dönem böyle haberler falan yapıldı ama Fethullah Gülen Pensilvanya'da. Orada bir değişiklik yok. Anladım ben Amerika vurgusunu. Herhalde Haldun Bey'in de söyleyecekleri var. Benim de son sözüm şu bu konuda sevgili Taylan. Son sözüm, Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'yü Türkiye'ye veremez. Yaptıkları ortaya çıkar. AKP FETÖ'yü isteyemez, işbirliği ortaya çıkar. Peki. Şimdi ben Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulundum ama cümle şu. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Ya biz de daha önce söylediklerinde bunlardan biri en başta Sayın Balbay'ın dikkat çektiği Amerika vardı. İki, işte Birleşik Arap Emirlikleri vardı mesela. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla daha 3-4 gün önce NATO zirvesinde yan yana çok sıcak görüntüler verdi. Hafızadan nasıl silmemeyse. 4 gün sonra da Birleşik Arap Emirlikleri ile buluşacak, para isteyecek. Şimdi hal böyle olunca
Bu destek veren odak Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri değilse kim kalıyor geriye? Onu konuşmaya devam edelim. Belki sevgili izleyicilerimize söyleyelim. Tabii bu konu hani böyle bir stüdyoda başa baş, teke tek de çok rahatlıkla işlenebilecek konu. İki konuğumuz da bu anlamda hem Ergenekon Balyoz hem 15 Temmuz gecesine dair oldukça donanımlı iki isim. Dolayısıyla belki onların da yarım kalacak aldıkları bilgiler ama belki bunu başka bir zaman tamamlarız. Haldun Bey, söz sizde. 2004-2007, tabii bu dönem özellikle Genelkurmay'ın ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bütün olarak engellemek zorunda olduğu bir hareketi, kendi içindeki yapılanmayı bir irade ortaya koyamadığını ve engellemediğini söylediniz. 2007 sonrası işler hızlandı ama. Yani 2007 sonrası bir taraftan Ergenekon, Balyoz geldi. Yani biz Fethullahçılarla mücadele edilsin derken, onu beklerken tam tersi Fethullahçıların önünü açacak birçok şey yapıldı. İsterseniz ondan bir 2016'ya doğru gelelim, 2007'den. Ya da sizin şeyiniz neyse, planınız, buyurun. Evet. Yani tabii hani kafamda belli bir planı yok. Yani normal akış içinde gitmeye çalışıyorum. Yani tabii, tabii. Benim asıl kaygım ele aldığımız konuları eksik bırakmamamız. Tabii. Çünkü yani çok büyük bir resme bakıyoruz ama onun bir noktasına dokunduğumuzda burası eksik kalmaz. Yani söylemek istediğimizi tam aktaralım. Anladım. Şimdi örneğin demin dedim ki mesela ben işte 2004'te 25 Ağustos MGK toplantısında yani Fethullah Gülen'in tehdit olarak konduğu çok net, evet, ve bir eylem planı hazırlanması gerektiği hükümete tavsiye ediliyor. Hükümet de kulağın üstüne yatıyor. O dönemde ben ordudaydım. Şimdi o 25 Ağustos'tan bir veya bir buçuk ay önce, tabii isim vermeyeceğim yani bir hukukumuz olduğu için, bir generalin Samanyolu gazetesine çift sayfa mülakat verdiğini gördüm. Yani çift sayfa. Yani böyle büyük, yani iki tam sayfa. Yani sıradan bir şey değil o, yani görevdeki bir general. Yani gerçekten hayret ettim o zaman. Evet. Gerçekten. Hatta bana dedi ki, ya dedi bunlar da dedi yani böyle hani çok da kötü olmanın bir anlamı yok değil mi falan dedi. Bir şey diyemedim. Yani o kadar şaşırdım ki bir şey söyleyeyim. Belki şu anda beni de dinliyordur, ben bilmiyorum. Yani bu kopukluk, yani bu çarpıklık, ya bunun bir açıklaması yok. Yani Genelkurmay Başkanı MGK'da hükümete bu tehdit diyor ve bir eylem planı hazırlamamız lazım diyor. İmkan kabiliyeti çok fazla diyor. Çok güçlendiler diyor. Niyet bir gecede değişir diyor falan yani. Ama aynı dönemde bir başka general Samanyolu gazetesine çift sayfa böyle mülakat falan diyor. Yani burada bir anormallik var. Zaman gazetesi. Zaman gazetesi değil mi? Siz tabii hani işte boru gösterdi, onu yaptı, işte hani baskı geldi falan. Hepsi aynı şeyi söylediler zaten, yani üst kademe hepsi. Üzerimizde çok baskı vardı, üzerimizde çok baskı vardı. Şimdi bakın, onlar o baskıya maruz kaldıklarında ordunun başında üniformalı Genelkurmay Başkanı, ordu komutanı, kuvvet komutanıydılar. Bakın, yani emrinde ordular var, ordular var, filolar var. Bütün ordu emrinde. Ve bunlar baskıya dayanamıyorlar. Yani kendilerine yani öyle söylüyorlar. Abi. Bakın ben 2005'te emekli edildim. 2006'dan 2016'ya kadar 10 yıl aklı yeten, ilgi duyan ve hani yaşı tutanlar biliyorlar benim 10 yıl televizyonlarda saatlerce haftanın 3 günü 4 günü nasıl mücadele verdiğimi insanlar biliyorlar. Şimdi onların hepsi temizlendi bu arada. Şimdi girin mesela arşivlere falan, bunların hiçbirini bulamıyorsunuz. Yani 2006'dan 2016'ya kadar o televizyonlarda o verdiğimiz mücadele, o tartışmalar, bunların hiçbirinin arşivler şu anda ulaşmak mümkün değil. Tabii sakladılar çıktılar. Yani erişemiyorsunuz. Evet. Yani o zaman biz de korksaydık hiçtik biz. Bir emekli asker hiç. Hiç. Arkamızda kimse yok. Hadi beni onu bırakın bile elin yani parmakları kadar insan. Hanefi Avcı.
Rahmetli Serdar Saçan. Yani bu insanlar neleri göze aldılar. Adam oturdu kitap yazdı. Ve dedi ki bana dünyada cehennemi yaşatacaklar dedi. Ve Doğru. yaşatıldı. Doğru. Ve yaşatıldı. Bakın bunları yaşadık. Yani daha 2010'da, 2011'de daha kaç yıl oldu? Mesela 28 Şubat, 28 hep konuşuyoruz. İşte oradan 2004'e gelindi falan. E şimdi bakın 28 Şubat'tan hala intikam alıyor. Hala. Bakın 80 küsur yaşında hasta insanlar hala hapislerde. Yetmedi. Yetmedi. Olmadığı, mevcut olmadığı, na mevcut bir balyoz planı diye uydurma bir FETÖ mahkemesi davası var. Oradan da bazı askerleri mahkum ettiler. Hep o 28 Şubat 97'den kalan kin nedeniyle ettiler. Onları da içeride de hala tutuyorlar. Geleceğim şey şu bakın. Yanlış, belki İsterseniz yanlış. İsterseniz şöyle yapalım. Burada tekrar bir başlık açarsanız reklam süresinin içerisine denk gelecek. Reklamımızı girelim. Tabii. Dönüşte böylece dağılmamış olur konuda. Başlığı söyleyin izleyicimiz de. Yani konuştuğumuzdan kopmayalım. Tamam. Bakın 99'da Fethullah Gülen ABD'ye gitti. Niye ABD'ye gitti de başka bir yere gitmedi? Ama yanında koruma polisiyle gitti. Yani devletin resmi koruma polisiyle. Ve o kadar yıldır orada. Ben tabii ordudan söz ediyorum. Bütün kurumlarda teşkilatlandı. Özellikle yargıda ve poliste. Evet. Poliste ve yargıda Fethullah Gülen teşkilatlanmasına en büyük desteği sistematik olarak Amerikan devlet sistemi verdi. Ben biliyorum bunu, güvenerek söylüyorum çünkü şahidim, içindeyim. Peki, o şahitliğinizi de bir reklam arasından sonra... Ama en son 2016'ya gelince karar o mu verdi? Orada tereddütüm var sadece. Tamam. Bu şahitlikleri de reklam arasından sonra konuşalım. Evet. Sevgili izleyiciler, 15 Temmuz'u 70 yıl geçse de unutturmayacağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattık program girişinde. Biz daha 15 Temmuz'u ne kadar konuştuk ki, 7. yılında ne kadar biliyoruz ki 70 yıl sonrasını şimdiden oturup konuşalım dedik. Biraz 15 Temmuz'u anlamaya çalışıyoruz. İki değerli konuğumuzla bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Alışverişin maksimum kazandıranı Maksimum Kart. Maksimumla her ay 7500 TL'ye varan Maxi Puan seni bekliyor. Sen de hemen İşcep veya Maksimum Mobil'den Maksimum Kart'a başvur. Marketten e-ticarete, modadan seyahate, daha birçok sektörde yer alan kampanyalara İşcep veya Maksimum Mobil'den kolayca katıl. Yapacağın alışverişlerde ayda 7500 TL'ye varan Maxi Puan kazan. İşte benim Maksimum. Petrol Ofisi, aracına iyi bakanlar için de hazır. Petrol Ofisi uygulamasında size ve aracınıza özel ayrıcalıklar var. İndirin, hemen üye olun, avantajları kaçırmayın. Size özel avantajlar sunan mobil uygulamasıyla Petrol Ofisi... Katlanabilir kumaş özelliği sayesinde renk değiştirebilen, evinizin ortamına uyum sağlayan tasarım ödüllü klima, Hauri. Toshiba, düşünen klima. Güneş geleceği değiştirebilir mi? Peki Arçelik teknolojisiyle birleşirse? Güneşin gücünü Arçelik teknolojisiyle birleştirerek solar panel fabrikasını açıyoruz. Memleket güneşini, Cumhuriyetimizin gelecek yüzyılının temiz enerjisine dönüştürüyoruz. Yüksek kapasiteyle çalışan fabrikamız, yapay zeka destekli kontrol ve son teknoloji üretim sistemleri kullanıyor. Arçelik güvenceli solar enerji sistemleriyle iklim dostu temiz enerji Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Arçelik solar enerji sistemleriyle güneş gücümüze güç katıyor. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Yeni Omo Aktif Oksijen Etkisi en zorlu lekeleri bile ilk yıkamada çıkarır, beyazların parlaklığını korur. Üstelik sık karşılaşılan lekelerde en çok satan sıvı performans deterjanından daha güçlü. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbullu. Erkek saç derisi farklıdır ve saç dökülmesine daha yatkındır. Artık bunu durdurabiliriz. Yeni Clear Scalp Pro serisinin uzman bakımıyla iki adımda saç dökülmenizi durdurun.
Dinoxidil teknolojisine sahip besleyici serum saçlara derinlemesine nüfuz eder, kökten uca canlandırır. Sadece 4 haftada 6000'den fazla saç telini dökülmekten korur. 2 kata kadar daha hacimli ve güçlü saçlar. Erkeklere özel yeni Clear Scalp Pro ile dökülmeyi kökten durdur. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'le. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Faşizme karşı her gün bir gün. Sömürü, yalan, ayrımcılık ve baskı durumlarına karşı halk sağlığını korur. Matbu veya dijital olarak günde bir doz yeterlidir. Kesintisiz kullanım için abonelik önerilir. Faşizme karşı her gün bir gün. Modalife'da kaçırılmayacak fırsatlar. Üçlü düğün paketleri 39.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Yatak artı baza hediye. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Vazgeçmeyenlere, bahane bulmayanlara. Pınar Protein, durma, başla. Kaplanabilir kumaş özelliği sayesinde renk değiştirebilen, evinizin ortamına uyum sağlayan tasarım ödüllü klima Hauri. Toshiba, düşünen klima. Cepte şoku indir, hemen Winlo. Alışveriş yap kazan, kampanyalara katıl kazan, para yükle kazan. Sonra ister şokta, ister cepte şokta harca. Win, win, win. Biz martılar için özgürlük nedir bilir misiniz? Kendi yolunda gitme cesaretidir. Zafere inanmak ve vazgeçmemektir. Boyun eğmeden engelleri alt etmektir. Peki kolay mı martı olmak? Memleketin için iyi bir şey yapmayı dert ediniyorsan, milyonları arkana alabiliyorsan her şey çok kolaydır. Biz Türkiye'nin yolculuğu değiştiren süper ulaşım uygulaması Martı'yız. Türkiye için yola çıktık. Şimdi de New York borsasına doğrudan kote olan ilk ve tek Türk şirketi oluyoruz. Bu gurur hepimizin. Hasat gelmeden şu tarlaları keşke alsaydık ağam. Ama ben aşiretin bütün parasını vadeliye yatırdım. Bu devirde vade beklemek mi kaldı ya? İNEG'de çözümü var baba. E-turuncu hesap. Paranı yatırıyorsun, ertesi gün faiz ne hesabında görüyorsun. Bir fırsat mı çıktı? Hop, paranı çekiyorsun. Öyle vade yolu gözlemiyorsun. Sonuçta İNEG, kalıpların dışında, hayatın içinde, senin yanında. Sporun ve taraftarın nabzı numarasız tribünde atacak. Spor yayıncılığında holiganlığa son verecek bir program. Spor dünyasına dair bütün ayrıntılar, çarpıcı yorumlar, çok konuşulacak analizler numarasız tribünde. Onnik Azinyan, Eyüp Yıldız, Hasan Bek ve Kenan Başaran'ın hazırlayıp sunduğu futbolu borsada değil arsada sevenlerin programı
Numarasız Tribün her pazar 23'te Tele1'de. Son dakikada olur. Türkiye'de ve dünyada ne oluyorsa Tele1.com.tr'de tam da o anda okunur. Tele1 olayların takipçisi, adaletin, insan haklarının savunucusu ve şiddete karşı kadınların sesi olur. Ve gerçekler 24 saat boyunca Tele1.com.tr uygulamasıyla dünyanın dört bir yanına ulaşır. Gündemi ve gerçeği canlı yayınlarla ve Tele1.com.tr sayfalarıyla her an ve her yerde izlemek için Tele1 TV haber uygulamasını telefonunuza, tabletinize hemen indirin. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Sayın Haldun Solmaz Türk ve Mustafa Balbay ile birlikte 15 Temmuz'a Türkiye nasıl sürüklendi onu konuşuyoruz. Çünkü 15 Temmuz'u unutmayacağız. Bir hani retorik, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız. Milli birlik, beraberliğimiz, o gün ortaya koyduğumuz. Hani bunlar bugün AKP iktidarının yeni bir okuma bize sürekli dayattığı, yeni bir tarih dayattığı dönemde içinden geçtiğimiz. Topu topu 7 yıl önce gerçekleşmiş bir darbe girişiminin ardından bugün bize bir ne diyelim, bir şeyler anlatılıyor da bu anlatılanları o zaman buraya nasıl geldiğimizi sorgulamadan konuşmak mümkün değil. Fethullahçı yapı devlet içerisinde kendisini darbe yapacak güce eğer eriştiyse o güce erişmesinde katkısı olanları, sorumlulukları olanları da belki bu darbenindeki sorumluluklarını hatırlatarak başlayalım dedik. Birinci bölümde de genişçe konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. İki konuğum da hazır herhalde. Evet. Haldun Bey sizde kaldık ama size sözü devretmeden... Siz yine kendi bu bölümü tamamlarsınız. Şunu okumak isterim. Daha doğrusu atıfta bulunsam da herhalde yeterli olur. Şimdi bugün Merdan Yanardağ içeride. Darbe içinde darbe kitabı var. İzleyicilerimize göstereyim. Bu kitap da 2016'nın Temmuz'undan 3-4 ay önce Nisan ayında yazdığı bir yazı var. Nisan ayında yazdığı yazıda diyor ki Merdan Yanardağ o dönem Türkiye'nin içinde şu anki içinde bulunduğu koşullarda 3 seçenek var diyor. Bunlardan birisi Erdoğansız bir AKP. Yani o günkü koşullarda bir Erdoğansız AKP. Zaten bunu yapmak istediler. MİT müsteşarını Sayın Balbay'ın dikkat çektiği gibi görevden alarak ardından 17-25 Aralık operasyonları. Yani Erdoğansız bir AKP, Fethullahçı yapının hakim olduğu bir siyasi yapı içerisinde bir yol almaya çalıştılar. İkincisi tabii düzenin kendi içinde seçenekler diye yazmış Merdan Yanardağ. CHP'nin ortağı ya da büyük ortağı olacağı düşük profilli bir restorasyon hükümeti bir seçenek olarak yazmış. Üçüncüsü aynen şöyle demiş. Bu paragrafı olduğu gibi okuyorum. Diğer bir seçenekse bütün yolların tıkandığı ve parlamenter seçeneklerin tükendiği bir durumda darbedir. Nisan ayında, 2016 Nisan'ında Merdan Yanardağ'ın yazdığı yazı. Bu olasılık son 35 yılda hiç olmadığı kadar yüksektir.
Öyle ki 28 Şubat'ı darbe sanan ya da öyle yutturmaya çalışarak mağduriyet üretmeye çalışanlar gerçek darbenin ne olacağını görecektir. Bu darbenin sert ve yıkıcı mı yoksa düşük yoğunluklu mu olacağını şartlar belirleyecektir. Ve devamı var tabii. Yani Nisan ayında Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların Türkiye'yi bir darbeye doğru sürüklediğini ve bir 35 yıl içerisinde darbe sürecinin çok yakın olabileceğini vurgulayan bu değerlendirme Merdan Yanardağ yaparken bu ülkenin yani MİT'i, Genelkurmay Başkanı, OSU, siyaseti filan yapamamışlar da mı 15 Temmuz'u yaşadık diye tabii soracağım. Siz buyurun şeyi tamamlayın kendi o 2007'den bugüne süreci ama şunu konuşalım. 15 Temmuz habersiz mi geldi, Erdoğan eniştesinden mi öğrendi bu darbeyi? Evet. Önce tabii en son dillendirdiğin için ona doğrudan cevap vereyim. Yani 15 Temmuz'un habersiz gelmediği çok açık. Çok açık. Yani eğer 15 Temmuz habersiz gelseydi, bugün hala Türkiye Gazetesi'nde yazan o köşe yazarı aylar önce darbecileri nasıl uyarabilirdi açıktan? Adam yazı yazdı, makale yazdı, gizli saklı değil, köşe yazısı yazdı. Dedi ki bakın sizi biliyorlar, ne yapacağınızı biliyorlar, sizi takip ediyorlar. Sakın bu işe kalkışmayın dedi. Herhalde ona ne dedilerse, ya kardeşim kendi işine bak falan dedi, ne dedilerse sonra bir yazı daha yazdı. Ya işte ben öyle demek istememiştim de şöyleydi de böyleydi de diye biraz çevirmeye başladı. Ama yazdı. Bir, iki. O dönemde Amerikan tarafı, yani Amerikan devlet teşkilatı içinde olanlar, bazı kurumlar, ya gerçekten bu kadar konuşuluyor, darbe olacak mı acaba diye araştırmaya başlamışlardı Türkiye'de. Hatta biri de bana sordu. Yani resmi görevli biri Amerika'dan geldi, bana sordu. O zaman sivil intervju. Ya böyle böyle bir şeyler var, böyle konuşuluyor. Yani bunlar ciddiye alınacak şeyler mi? Olabilir mi böyle bir şey diye. Ciddi ciddi sordu bakın. Görevde olan bir kişiden söz ediyorum ben. Amerikan devlet sistemi içindeki bir kişiden söz ediyorum. Hatta bu konuda kitaplar yazıldı. Kitapların yazılması üzerine Hulusi Akar o zaman Genelkurmay Başkanı. İşte bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvveti disiplin, emir komutanı şöyledir, sağlamdır, bağlamdır diye. Bunlar hakkında dedi, biz dedi hukuki işlem başlatıyoruz falan dedi o zaman. Yani o bildiğimiz Hulusi Akar yani işte. Evet. Aynı kişiden söz ediyoruz. Şimdi onun için yani bu darbe gelecek miydi, gidecek miydi? Ben şunu da söyleyeyim. 2017 yılı Temmuz'unda 5 veya 6 yazılık bir dizi yazdım ben bu konuda. Bir dizi yazı yazdım. Bir yıl sonra diye. O zaman Halk TV'nin internet sitesindeydi. Şimdi gözükmüyor ama arşivde duruyor. Konuyla ilgilenenler benim ismimi ve bir yıl sonra yazarlarsa o 6, 5 veya 6 yazıyı orada okuyabilirler. Yani bir asker olarak olayların içinden olan, yani az çok bilen bir insan olarak ne yazılabilecekse oraya hepsini yazdım. Bir yıl sonra diye. Evet. Şimdi benim karşı çıktığım bir şey var yalnız. Yani buyurun. Evet bir daha bağlandım. Bir saniye Haldun Bey. Işte, Haldun Bey kesildi. Benim karşı çıktığım bir şey var dediniz. Sonrasını duyamadık. Evet. Yani siz bir şey söylediniz veya Sayın Balbay söyledi de ona karşı çıkıyorum anlamında değil. Yani genel olarak söylüyorum. Arkasında mıydı? Yani FETÖ'ye destek veriyor muydu? Şimdi ben buna karşıyım, yani ifadeye karşıyım. Çünkü ABD açısından FETÖ dediğimiz, yani darbe sonrası FETÖ dediğimiz, Fethullah Gülen cemaatiyle AKP aynı grup. Yani aynı kişiye bakıyor. Evet. Yani ABD açısından onlar arasında bir fark yoktu zaten. Dolayısıyla yani ABD'nin verdiği destek, yani FETÖ'ye verdiği veya cemaate verdiği destek aslında AKP'ye verdiği destek. Bu destek de zaten AKP'nin devlet üzerindeki hakimiyeti üzerinden verildi. Örneğin polislerin seçilmesi, Amerika'ya kurslara götürülmesi, yeni modern teçhizat verilmesi, dinleme ve diğer teçhizatın verilmesi, bunların eğitimlerinin yaptırılması.
Aynı şeyin yargıda yapılması, oraya götürüldü, oradan getirildi. Yani Amerikan yargı sistemi içinde kilit yerlerde olan kişiler danışman uzman olarak getirildi. Aynı şekilde mesela meclisten parlamenterler götürüldü, getirildi. Amerikan Kongresi'ne götürüldü. Veya mesela mecliste görevli parlamenterlere yardımcı olan gruptan ekipler Amerika'ya götürüldü. Orada görev başı eğitimi gibi bunlara eğitim verildi. Yani bütün bunlar yapılırken ABD AKP'ye destek olarak verdi bunları. Yoksa AKP'nin karşısında Fethullah Gülen vermedi. Yani şimdi bunları birbirinden ayırmak tabii AKP'nin stratejisinin bir parçası. Yani böyle yutturmaya çalışıyorlar. Ama bu gerçek değil. Bu gerçek değil. Kaldı ki Tayyip Erdoğan'ın kendisi söylüyor zaten. Diyor ki, ya diyor, biz diyor aynı menzile farklı yollardan giden gruplar olarak baktık diyor. Biz de Allah diyorduk, onlar da Allah diyordu. Yani kendine göre, yani biz de Müslümanlık, onlar da Müslümanlık. Bak diğerleri değil ya, onlar patates dininden. Bir tek bunlar Müslüman. Bir tek bunlar Müslüman. Yani aynı menzile diyor. Onun için bakın vurguluyorum. 28 Şubat 97'de Milli Güvenlik Kurulu'na getirilen tehdit cemaat ismiyle gelmedi. İrticai tehdit, irticai gruplara tehditlerdir. Ve ondan öncesi diğer toplantılarda, yani o zamanlarda bu Milli Güvenlik Kurulu toplantıları daha sık yapılır. Oradaki söylemede bakarsanız cemaat değil, irticai tehdit getirildi. O tehdit o zaman vardı, bugün çok daha güçlü var. Yani darbe dediğiniz şey her zaman silahla, topla, asker tarafına askeri darbe o ki anayasa dışı yöntemlerle ülkenin yönetimine el koymak, bu da darbedir. O zaman yani can yakıcı bir soru sorayım. Can yakıcı bir soru sorayım. Çünkü bugünlerin tartışmalarından biri bu. Bugün irticai tehditle karşı karşıya mıyız? Tabii, gayet tabii. Gayet tabii. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Yani ülkeyi yöneten ve kontrol edilemeyen yürütmenin başındaki tek kişi bir Müslüman olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da naslar nereye gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim diyor. Ne? Yani bundan daha açık bir İslami sistem, demokrasi dışı bir sistem nasıl tarif edilebilir ki? Yani siyaset bilimciye sorsanız, ya nasıl tarif edersiniz İslamcılığı? İşte bu İslamcılık. Anayasayı reddediyor. Ha. Anayasayı reddediyor. Ya daha açık nasıl reddedebilir? Bunu beyan ediyor. Deklare ediyor. Bunu deklare ediyor. İcraatı da zaten buna bağlı. Yani icraatına da bakarsanız, yani sürece bakarsanız buna gidiyor. Evet. Yani bunları sizle de konuştuk. Yani başka yerlerde konuştuk. Dolayısıyla burada bir birliktelik vardı hep. Birliktelik vardı. Amerika'nın desteği ikisineydi. Türkiye'de AKP'ye destek olarak Fethullah Gülen cemaatini kullandı. Yani o onun enstrümanıydı. Yani AKP'ye destek vermek için enstrümanıydı. Türkiye dışında da, Asya'da, Balkanlar'da, Afrika'da FETÖ'yü kendi amaçları için kullandı. Yani böyle al gülüm ver gülüm oldu. Şimdi mesela bugün verir mi Fethullah? Vermesi mümkün değil. Amerika kendisine bu kadar hizmet etmiş bir insanı vermez. Ha verirse bunlar ortaya çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Hayır, çıkmaz. Çıkacak olsa raporu kaybetmezlerdi. Evet. Şimdi bakın, dedim ya hani bu 2006'dan 2016'ya kadar 10 yıl televizyonlarda günlerce, haftalarca, sabahlara kadar, bazen sabah 3'e 4'e kadar bunları tartıştık, anlatmaya çalıştık. O zaman bizim karşımıza getirilen bir adam vardı. Emekli savcı. İşte biz böyle anlatır dedim. Efendim yani siz dosyaya baktınız mı? Yani biz dosyanın muhteviyatını bilmiyoruz falan, işte şöyle böyle. Onu işte hakim bilir. Hakimler kararlarıyla konuşurlar. Var ya saçma sapan böyle klişeler. Hakimler kararlarıyla konuşur. Ben ya kardeşim diyordum. Sen o zaman niye geldin ki buraya? Sen dosyayı açmadıysan, dosyaya bakmadıysan, balyoz dosyasını bilmiyorsan, Ergenekon dosyasını bilmiyorsan, işte o hani çeşitli onun içine katılan dosyalar, kafesidir, Poyraşköy'dir, bilmem neyse. Bunları bilmiyorsan, peki sen niye geldin karşıma? O bakın sesini yükseltiyor diyordu bana. O adamı milletvekili yaptılar sonra. Darbeyi araştırma komisyonunun başına da onu getirdiler. Evet. Basının gözü önünde fotoğraflar çekiliyor, kamera kayıt yapıyor. Bu şahıs darbe komisyonunun sonuç raporunu meclis başkanına teslim ediyor.
Ondan sonra meclis başkanı diyor ki böyle bir rapor yok diyor. Hayır, araştıra da şeyi buldular. Buradan Balbay'a geçmek isterim ama araştıra da İsmet İnönü zamanında Fethullahçı yapı mıydı? İsmet İnönü'ye kadar gitmişler miydi hatırlamıyorum ama herhalde gitmişlerdi. İsmet İnönü zamanındaki Fethullahçı yapıda CHP'nin katkısını filan belgelemişlerdi. Yani sarı bir şeyle. Şimdi o şeye de demişlerdi ya Kızılay'ın sattığı çadırlar vardı. Evet. Onda da gittiler işte Atatürk İsmet İnönü emir vermişti o zaman da çadır satılmıştı. Ya bakınız bunlar böyle saçma sapan gerekçeleri dillendirebilecek kadar ortalık boş Murat Bey. Sorun bu. Evet. Ortalık bu kadar boş. Evet. Ya bir adam çıkıp da ya kardeşim siz ne saçmalıyorsunuz diye yüksek sesle söyleyemiyorum. Evet. Sorun bu. Bakın, bunu söyleyeyim. Bu kadar belalar. Buradan Balbay'a söyleyeyim. Şimdi tam bu dönemde işte bu kadar Haldun Bey'in dikkat çektiği, ya bu kadar saçmalık olur mu? İşte irticanın geldiği boyutları belki Menzil Tarikatı'nın o üç oğluna işte post kavgasının olduğu bu dönemde, o şaşalı gövde gösterisinin yapıldığı bir dönemde. Bütün bunları vurgulayacak isimlerden biri herhalde Merdan Yanardağ'dı. Şimdi o içeride. Dolayısıyla hani şöyle bir baktığınızda ya yeni bir aynı dönemi yaşayacağız. Yeniden böyle iktidarın yeniden tarikat ve cemaatlere devleti parsellediği bir dönemde buna karşı koyacak isimler herhalde Merdan'la beraber alınmaya başlayacak. Sıra bize de gelir diye düşünüyor musunuz Mustafa Balbay? Yani yeniden bir şey mi yaşıyoruz? Böyle 2007 yılına mı döndük? Şimdi sevgili Taylan, tabii biz o kaygılarla yazmıyoruz. Yani ne olursa olsun biz Uğur Mumcuların talebesiyiz. Ahmet Taner Kuşlaların talebesiyiz. Bu ülke için doğru neyse, inandığımız gerçekler neyse onun için yaşıyoruz. Onu yazmak için uğraşıyoruz. Buradan bir kez daha biraz önce altını çizdiğiniz satırlarda hani Merdan'ı selamlamak istiyorum. Merdan Yanardağ zaten yani en son İslamofaşizm kitabında da, hatta ben de yani o da son hani İçtihat Kapısı kitabında da hani gerçek anlamda hani bu konuyu sadece yüzeysel bakan değil, hem tarihsel derinliği içinde hem bölgesel bütün coğrafyada hangi ülkede nasıl bir sonuç yarattığı bütün onları araştıran bir arkadaşımız. Yani bunları yapmaması için de yine hakikaten hani amaçlardan, hedeflerden biri de bu olabilir yani. Şimdi ben sizi dinlerken hani tarihten de alıntılar yapıyoruz ama ben bugünlerde sevgili Taylan bir başka nedenle Turgut Özakman'ın kitaplarını ayrıca okumaktaydım. Yani Turgut Özakman Cumhuriyet tarihini, tabii, Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı'nın en aktif yazan, hayatını buna adamış kişilerden biri. Şimdi orada çok partili hayata geçmek üzere 1930'lu yılında yeni bir deneme yapılırken Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı, ona mutlaka bir parti kur diyor. Bu mecliste bizi denetleyen olsun diyor. Fethi Okyar da parti kuracağını söyledikten sonra Turgut Özakman'ın kitabından aktarıyorum. Mustafa Kemal Fethi Okyar'a bir mektup yazıyor. Mektubun o paragrafını aynen okuyorum. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet karşısında millet işlerinin serbest münakaşası ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir. Çok partili sistemi arayışını söylüyorum. Evet. Memnuniyetle tekrar görüyorum ki laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur. Mustafa Kemal yani çok partili hayatı büyük aşkla istiyor. Ama diyor laikliğe dokunmayın diyor. Evet. Eğer buna dokunursanız yani devamında da var ülkenin nereye gideceği. Yani öteki coğrafyalarda zaten laiklik olmamış ama nasıl geriye gidildiğini çok iyi biliyor. Ve tek hassas olduğu nokta bu Mustafa Kemal'in. Sadece laikliğe özenin, onun dışında Atatürk'ü bile çok ağır şekilde eleştiriyorlar. Hoş görüyor, diyebilir diyor. Ama diyor devlete bu sistemin temeline dokunmayın diyor. Bugün geldiğimiz nokta Menzil Tarikatı'na Türk Hava Yolları 10 dakikada bir uçak gönderiyor. İktidarın iradesiyle.
Bugün geldiğimiz nokta Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı katında temsil ediliyor oradaki başsağlığı. Türkiye'de bir kişi yaşamını yitirdiğinde onun taraftarı binlerce olabilir mi? Olabilir. Milyon olabilir mi? Olabilir. Böyle bir cenaze töreni düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir. Ama devlet nerede duracak? İktidar nerede duracak? Bu hepimizin iç barışı bakımından bu önemlidir. Şu anda görüyoruz ki, yani çok acı, bunu söylerken hicap duyuyorum. Yanılmış olma yürekten diliyorum. Ama FETÖ gitmiş, yerine METÖ gelmiş. Evet. Zaten bunun devlet kurumlarındaki dedikodusu almış başını gidiyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nda şu kadar etkinler, Adalet Bakanlığı'nda bu kadar etkinler. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir nebze vatan mevhumu olan yöneticilerine sesleniyorum. Ya devlet gücünü arkasına alarak alternatif güç olanların ne halt ettiğini hala bilmiyor musunuz? Devlet gücünü kendi gücü sanarak, bu ayrıcalığı kullanıp, toplumu kandırarak iktidar kullananların nereye vardığını, nereye varmak istediğini, ne kadar sınır tanımaz olduğunu bilmiyor musunuz? Siz bırakın 70 yılı, 7 yılda unutmuşsunuz. 7 günde unutmuşsunuz. Ya da buydunuz. Bu konu gerçekten çok ciddidir. Ve şu anda hani bir slogan, bir söz olarak söylemiyorum. FETÖ gitti, METÖ mü geldi diye. FETÖ'nün bir defa son kullanma tarihi dolmadı, vurgulamıştım. İkincisi, şimdi askeri bir terim. Ben askeri terimleri çok iyi bilmem. Bu Sayın Solmaz Türk'ün doğal alanı. FETÖ'nün şöyle bir 15 Temmuz gecesi icraat içinde olduğu da söyleniyor. Cebri keşif. Cebri keşif yani bütün elemanların sahaya sürmemek. Hı hı. Bir grup elemanımızla bu operasyonu yapıp yenilirsek asıl güçleri saklı tutmak diye özetleyebileceğim bir çalışma da yaptığı söyleniyor. Hani programın başında evet. Dedik ya bunun pek çok parametresi var, araştırması gereken unsuru var. Ben bunu da çok saklı, çok yabana atmıyorum. Evet. Keza 15 Temmuz'dan 10 gün önce pek çok önemli kademedeki subay ya da görevli izne ayrılmış. Şimdi onlar hakkında soruşturma açıldığında diyorlar ki efendim ben izindeydim. Ama biliniyor ki ya da Sayın Aksakallı'nın 2 gün önce Ardan Zentürk'ün M5 dergisine verdiği demeçten de anlıyoruz ki kimi kişilerin gerçekten FETÖ'cü olduğu uygulamalardan işte kimi gözlemlerden ortaya çıkmış sevgili Taylan. Bu çok önemli. Şimdi dolayısıyla METÖ'ye gelmeden hala FETÖ'nün varlığı. Zaten hani kimi FETÖ'cüler ya biz Fethullahçı değiliz. Biz işte menzilciyiz falan diyerek de. Ha, sözü oraya getireceğim. Öyle. Sözü oraya getireceğim sevgili Taylan. Yani şu anda aktif olan farklı tarikatların içine girdikleri söyleniyor. Zaten bu örgüt aynı zamanda tabii ki böyle hani bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, gül yabani, bir canavardan söz etmek istemiyorum. Devlet olanaklarını kullandın mı her şey değişir. Bir de arkana Amerika'yı aldın mı gücünü değme gitsin. Yani bu bilinmezlerden söz ediyoruz. Ama burada şimdi sevgili Solmaz Türk'ün konuşma hakkında hani gasp evet, etmek istemem. Ama bu şey kadar, bu tehlike kadar, bu gücün Türkiye'de yaratabileceği olumsuzluklar kadar bizim bu gücü aşma irademizi de derleyip toparlamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü asıl olan bizim karşımızdaki bu sorun değil. Yine Atatürk yani şeyde de Turgut Özakman da çok güzel vurgulamış. Biz diyor öyle adımlar attık ki diyor. Elbette düşman edindik. Elbette buna karşı çıkanlar oldu. Karşı devrim her zaman var olacaktır diyor. Bunu unutmayın diyor. Çünkü yine şeyde de hani eğer bu konuyu ayrıca merak edenlere Niyazi Berkes'in Türkiye'de Çağdaşlaşma kitabını öneriyorum. 200 yıl Taylan, 200 yıl Osmanlı çıkış arıyor.
Genç ikinci Mahmut, üçüncü Selim hakikaten iyi niyetle eğitimde, toplumsal hayatta, orduda yenilikler yapmaya çalışıyorlar. Yapıyorlar. Bir yerde din demiyorum. Bunu Halil İnalcık da çok iyi ortaya koyuyor. Dini kullanan bir iktidar gücü bunu engelliyor. Bunu durduruyor. Bir tek başaran Mustafa Kemal. Niyazi Berkes de bunu söylüyor. Bir tek Mustafa Kemal başlattığını sonuna kadar götürdü diyor. Şimdi bütün bu devrimlerden geriye gittik sevgili Taylan. Ha. Emre Kongar Hoca'nın dediği gibi 70 yıldır direniyoruz. Mustafa Kemal'in yani yaptıklarını bir adım öteye götürmekten söz etmiyorum. Yaptıklarını korumak ve Mustafa Kemal'i anlamak. Allah aşkına soruyorum ya. 100. yılda bunu konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Evet. Sayın Solmaz Türk de kimi yani isim vermekten imtina ediyor, dostları, sakındığı kişileri böyle. Ben de sakınıyorum ama 100. yılın sahibi kim arkadaş ya? Bu ülkede 100. yılın sahibi kim? Bakıyorum ben arşive, 75. yılla ilgili onlarca Cumhuriyet 75 yılda nereye geldi diye etkinlikler yapılmış. 50. yıl keza öyle, 50. yıl marşımız olmuş. Şimdi 100. yıla marş yazamıyoruz. Marş yazamıyoruz sevgili Taylan. Hazin bir tablo ama kahredici bir tablo değil. Bir defa tarihte yapabildiklerimizi görüp bunun üzerine neler yapabiliriz diye kafa yormamız lazım. Cumhuriyeti yeniden kurmamız lazım. Cumhuriyetin o gerçek hani fabrika ayarları gibi klasik bir söz söylemek istemiyorum. Ama gerçekten Atatürk'ün o hakikaten yıka yıka bitiremedikleri bu temellerin üzerine 21. yüzyılda ne koyacağımızı gerçekten kafa yormamız lazım. Evet. Bugünlerden çok buna kafa yormamız ve bu konuda Menzil Tarikatı'nın yayın organlarından biri bir şekilde bana da göndermişler bakın kendi yayın organlarında. Şimdi yansız söylüyorum, yorum yapmadan söylüyorum sevgili Taylan. Şimdi yaşamını yitiren Menzil Tarikat şeyhinin gücünden bahsediyor. Onun ardıllarından biri. Tarikatın oradaki hizmetçilerden biri ölmüş. Ben söylemiyorum bakın orada kendi yayın organlarında. Menzil şeyhi buna bozuluyor. Gidip Azrail'e hesap soruyor. Azrail'in o gün sepetinde canlı aldığı kişileri silkeleyip hayata döndürüyor. Şimdi bize doğru. Yani bugün dönüp bize yani, Fethullah Gülen'in anlattığı o hikayelerin ne kadar işte saçma olduğunu filan anlatırken diğer taraftan bugün hani karşısında söz söylerseniz bir anda hedef haline gelebileceğiniz aynı anlayış, aynı kafayla aslında karşı karşıyayız. Çünkü bu söylediğiniz evet, hikaye, bu hikaye yüzden, onlardan biri. Tövbe, ya insanlar tövbe ediyorlar. Yani bir taraftan İslamiyet'te hani tövbe, böyle bir tövbe şeyi mi var? Yani birisi öldü ve hemen arkasından babadan oğula geçen, yani hemen oğula geçiyor. Üç oğul paylaşamayınca üçe bölünüyor. Tövbe dediğiniz aslında şeyi seçiyorsunuz, kendi liderinizi seçiyorsunuz. Yani kime tövbe ederseniz onun koluna girmiş oluyorsunuz. Herhalde burada aktif, onlara belirleyici olan da kim devlet içerisinde onlara daha fazla şey sağlayacak, hani dini vecibelerin ötesinde bundan sonra kim bir istikbal sağlayacak herhalde belirleyici unsurlardan biri olacak. O da hangisiyse artık evet, çoğuldan. Yani dünya yapay zeka ile uğraşıyor, biz yapay gündemle. Evet. Peki, buyurun Haldun Bey. Buradan soru sormayayım süre çünkü ancak sizin söyleyeceklerinizi söyleyebileceğiniz kadar. Evet. Yani anayasamıza göre kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarını dayandıramaz. Ya. Anayasa öyle. Şimdi bu anayasada laiklik böyle düzenlenmiş. Şimdi bugün, yani bugün yaşadığımız Türkiye'de devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzeninin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılmadığını veya siyasi veya kişisel çıkar veya nüfuz için dini duyguların istismar edilmediğini söylememiz mümkün mü? Yani böyle bir şey söylenebilir mi? Açıkça anayasa çiğneniyor. Zaten demokratik bir rejimle İslami
İslamcı bir rejimi birbirinden ayıran esas özellik zaten laikliktir. Laiklik de işte anayasamızda tarif edildiği şekliyle devletin temel düzenini kısmen de olsa, tümüyle değil, kısmen de olsa dine esasına dayandırmaktır. Yani ülkenin cumhurbaşkanı, yürütmenin başı, tekrar söylüyorum, bir Müslüman olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim diyor. Yani bugün bunun da tartışacak nesi var yani? Nesi var? Şimdi aşağıya doğru salkım saçak bu tarikatları, cemaatleri falan konuşuyoruz, ediyoruz. İşte şimdi menzil bugün. Şimdi Sayın Balbay'ın dikkat çektiği gibi siz ordu içerisinde bir Fethullahçı yapının yeniden aktif hale gelebilecek, az önce bir askeri tanım da kullandı, yani bir ifade de kullandı, bir yedek gücünün olduğunu değerlendirir misiniz? Şimdi tabii cebri keşif teknik olarak biraz farklıdır. Hı. Ama ben tabii tarif ettiği kavramı anladım Sayın Balbay'ı. Ha, Fethullahçı örgüt, yani FETÖ denilen örgütün ordu içinde hala var mıdır? Yoktur denemez yani. Yani böyle bir şey nasıl söyleyebilirim ben yani? Emekli, yıllar önce emekli olmuşum. Üstelik bunların nasıl iliklerine kadar işlediğini bilen bir kişi olarak hayır böyle bir şey yoktur demem mümkün değil. Evet. Mesela benzer bir soru şimdi şimdi hatırladım çok canlı olarak. Bu darbe teşebbüsünden hemen önce sanıyorum Nisan ayı gibiydi, tartışılıyordu yine bunlar. Biraz önce gönderme yaptığım bir kitap çıkmıştı. Yani ordudaki Fethullahçı örgütlenme isimler falan. Hulusi Akar işte öyle asıp kesiyordu, gene böyle esip üfürüyordu. O zaman bununla ilgili böyle gündemdeydi. Bana dediler ki ya bu kitapta böyle hani şu kadar bin, bu kadar bin deniyor. Bu gerçek midir? Dedim valla ben tam sayısını bilmem mümkün değil. Ama hiç kimse ya böyle bir şey yok diyemez dedim. Yani Hulusi Akar'ın dediği gibi ya böyle bir şey yok deyip kesip atılması mümkün değil. Tabii ki var demiştim. Şimdi bugün de hayır yoktur denemez. Vardır onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama tekrar şunu söylüyorum. Konu Fethullah Gülen cemaatinin veya FETÖ'nün ordu içinde veya başka kurumlarda, konu sadece orada değil tabii. Veya acaba başka o kitap İmam'ın Ordusu değil mi? Bu İmam'ın Ordusu kitabı vardı Ahmet Şık'ın yazdığı. İmam'ın Ordusu daha önce çıkmıştı. Daha önce 2011 gibi çıkmıştı. Evet. Ha, el bombasından daha tehlikelidir falan demişti kitap için. Evet. Daha önce çıkmıştı. Şimdi benim için önemli olan onların kalıp kalmadığı değil. Benim için önemli olan FETÖ tümüyle elimine edilmiş olsa bile devletin temel düzenini, siyasi, ekonomik, sosyal düzenini kısmen de olsa dine dayandırmada kararlı, etkin ve başarılı olan grupların olup olmadığı, bunlara siyasi himaye sağlanıp sağlanmadığı, dini siyasi ve kişisel veya başka çıkarlar için istismar eden örgütlenmeler olup olmadığı, beni asıl kaygılandıran bu. Evet. Dolayısıyla biz sadece 15 Temmuz'u tartışarak, sadece FETÖ'yü tartışarak, hükümetin istediği gibi veya iktidarın istediği gibi bunları gözden kaçırıyoruz. Mesela demin hani söze girmiştim. İşte menzil mesela. Bugün menzil konuştu. Şimdi 80'lerden beri itibaren, yani Kenan Evren'in yönetim döneminden itibaren, mesela Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleyman'ın, işte Hürrem Sultan'ın biliyorsunuz türbeleri var bahçede. Onların hazinesine gömülen Nakşibendi büyükleri var tırnak içinde. Yani onların, yani Nakşibendi mezarlığı gibi olmuş orası hazire. Şimdi oraya bakarsanız, sürece bakarsanız, askeri yönetimlerinde, sivil yönetimlerinde, Özal'ında, Demirel'in, onun da bunun da herkesin onda bir payı var. Veya diğer cemaatler. Bakın, bir cemaati 6 yaşında bir kız çocuğu evlendirildi. 6 yaşında. 21 yaşına gelene kadar o cemaatin içinde o hayatı yaşadı. Ve o cemaatin hepsi onu biliyordu. O kız tek örnek mi bilmiyoruz. Kimsenin üstüne düşmüyor. Evet. Ne oldu? Sonra gitti kendisi ihbarda bulundu. Onu o duruma düşüren annesi, babası ve evlendirildiği kişi 2 yıl boyunca serbest ortada dolaştılar.
İddianame bile hazırlanmadı. 2 yıl sonra olay ortaya çıktı. İddianame vesaire diye. Efendim işte iddianame kabul edildi. Bilmem Mayıs ayına hani seçimlerden sonra ertelendi. Yine tutuklanmadılar. Bakın yine tutuklanmadılar. Ha bir süre sonra kamuoyunda bir böyle bir infial oluşunca ya bunları tutuklayalım bari dediler. 2 kişiyi de tutukladı. Bakın bu suçu işledikleri sabit olan kişiler 2 yıllık aşkın bir süre ortada serbest dolaştılar. Ama bakın Berdan Yanardağ kaçma ve saklanma şüphesini gösteren sabit somut olgular var diye. Ha. Var diye tutuklandı. Görüyor musunuz devletin hukuki düzeni kısmen de olsa nasıl dini kurallara dayandırılıyor, nasıl siyasi istismar maksadıyla kullanılıyor? Bakın görüyorsun, bakın ne kadar çarpıcı. Onun için tekrar ediyorum, yani 15 Temmuz'u tartışalım ama sadece 15 Temmuz'a odaklanarak, sadece FETÖ'ye odaklanarak, sadece Fethullah Gülen'e odaklanarak ve AKP'yi bunların içinden böyle zemzemle yıkanmış gibi böyle ayıklayarak büyük resmi asıl tehdidi gözden kaçırıyoruz, endişesini taşıyorum. Anladım. Tam da onu yapmaya çalıştık. Yani sizin yapmayalım dediğiniz şeyi yapmaya çalıştık bu akşam. Yani biz 15 Temmuz'u böyle işte o gece 250 şehit verildi, o gece şöyle oradan tanklar çıktı, buradan tanklar çıktı yerine Türkiye 15 Temmuz'a nasıl geldi? O süreci daha çok ele almış olduk ki benzer bir süreçle Türkiye yeniden karşılaşmasın ama gerçekten çok suistimal demeyeyim, yanlış ifade olabilir. Ya yapılabilecek o kadar çok şey vardı ki ve biz o kadar samimiyetsiz ve birçok şeyi işbirliği içinde olduğu için kapatmak zorunda oldu kapattığı bir süreci yaşadık iktidar. Yani FETÖ borsaları konuşuldu. O dönem Sayın Balbay dikkat çekti. Yani Fethullah Gülen orduya sızmasını tespit edecek komisyon Fethullahçılardan oluşturuldu diye. Darbe sonrası da pek farklı olmadı. Yani bile bildiklerini, birinci elden bildiklerini topladılar ama diğerlerini sordular. Sorduklarına, sordukları zaten Fethullahçı yapının içerisinde öne çıkan isimler. Yani o dönem çok iyi bildiğim olaylardan biri. Yani bir kaymakam var, ona soruyorlar. Kaymakam zaten Fethullahçı, onu çevresindeki herkes biliyor. Kaymakam da ne kadar Alevi, solcu, işte Atatürkçü, kim varsa onların adını yazıyor, veriyor. Sonuçta isim vermesi lazım. Yani Murat Bey. İnsanları uzaklaştırdılar. Ve asıl şunu konuşmak lazım. Tabii bir de 21 Temmuz gerçekleşti. Yani Allah'ın bir lütfu olarak görüldü. Yani böyle söylendi. Ve Türkiye 15 Temmuz darbesindeki normal şartlar altında yapılamayacak. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı yapılamayacak birçok şey yapılarak bugünkü tek adam rejimi kuruldu. Tabii o çok açık. Yani onda hiçbir tereddüt yok. Ama sorun şu. Göz göre göre buraya bu geliyordu. Yani niçin buna biz derken yani hepimizi kastediyoruz. Yani sokaktaki vatandaşı kastetmiyorum tabii. Ha. Yani okumuş, yazmış, aklı başında belli görevleri, belli yetkileri, belli nüfuzları olan insanları kastediyorum. Yani sizi, beni, işte ordu yöneten, yargı yöneten, polis yöneten bu insanları kastediyorum. Ve bu bir günde, 3 günde, 5 yılda olmadı. Yani 30 yıllık bir süreçten, 35 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Nasıl oldu da bu bela gözümüzün önünde böyle büyüdü ve biz bu kadar büyük bir gaflet içinde 2016'ya geldik, 2016'da da bugünlere geldik. Yani bu sürecin tümüne bakalım. Zafiyetlerimizi ortaya çıkartalım. Evet. Yani neyimiz eksik bizim? Hastalık nerede? Yani bu nasıl görmezden gelinir? Yani buna bir teşhis koymamız lazım. Bu önemli. Bunu da buradan Balbay'a da söz verelim. Çünkü ben bu hafta içerisinde Merdan Yanardağ yokken 4 soru 4 yanıtta daha çok işte onun saatinde 20-21 saatinde onunla ilgili gelişmeleri veriyoruz. Orada bu hafta Mehmet Yılmaz'ın bir sözü vardı. Sessiz çoğunluk kim sahip çıkacak diye. Özdemir İnce de bir mesaj attı bana. Dedi ki ya sessiz çoğunluk
Kimsenin sahip çıkmasına gerek yok. Madem çoğunluk, sesini çıkarması yeter. Yani sesini çıkarması lazım. Hani sessiz kalmak burada sorun. Yoksa onun bir sahibini illaki bulmaya gerek yok dedi. Onu da vurgulamıştım. Dolayısıyla buradan sorayım. Hani evet, herkes aynı şeyi aslında herhalde bugünlerde konuşuyor ve düşünüyor. Ya biz ne yapacağız? Yani tarikat ve cemaatler, siyasi iktidar, siyasi iktidarın koruması, kollamasında onun yol haritası var vesaire filan. Peki bu ülkede az önce sizin vurguladığınız Sayın Balbay, yani Atatürk'ün yolunda giden demokratik, çağdaş, laik bir ülke, ülkede yaşamayı isteyen insanların yol haritası nasıl şekillenecek? Orada ne yapacağız? Nasıl yapacağız bu işi? Şimdi sevgili Taylan, zamanımız ölçüsünde satır başlarıyla vurgulamak gerekirse... Evet, bir 5-6 dakika, şöyle yapalım. 5-6 dakika size, 5 dakika tamam. Haldun Bey'e bu soruyla kapatalım. Tamam. Şöyle bir defa sessizse, çoğunluk olsa da azınlık olsa da bir anlamı yoktur. Kusura bakmasınlar. Evet. Sessizsen yoksun zaten. O yüzden gerçekten şu günlerde ben demiyorum ki yasaların dışına çıkılsın. Demiyorum ki herkes işte kendi güvenliğini zora sokacak bir şey yapsın. Ama ne olursa olsun hepimizin, herkesin yapacağı bir şey var. Bu bir. İki, Ahmet Taner Pişlan'ın çok güzel sözleri vardı. Onlardan birini aydınlarımıza, eli kalem tutan insanlara hitap etmeden geçemeyeceğim. Ahmet Taner Kışlalı'nın aydın tarifi şuydu. Aydın olmanın ölçütü bilgi değil, tavırdır. Güzel. Aydın olmanın ölçütü bilgi değil, tavırdır. Bugün böyle bir dönem, böyle günlerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani geçmiş dönemlerine baktığınızda her dönem önemli bir dönemeç. Her dönemin kendi içinde büyük bir anlamı var, önemi var. Ama içinden geçtiğimiz dönem gerçekten Türkiye'yi dönüştürmekte, Cumhuriyeti temellerinden sarsmaktan çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz bir dönem. Şu anda senin vurguladığın sevgili Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden para alma çabamız. Aslında sadece ekonomik olarak anlatılacak bir şey değil bu. Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik birimlerini CIA'nin kurduğu bir devlet. Birleşik Arap Emirlikleri diye kendi ayakları üzerinde duran bir devlet yok. Yok. Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu Amerika kurdu. Biz öyle bir yerden para alma, öyle bir yere ram olma şeyi içindeyiz. Evet. Ötekine Katar. Şimdi bu tarih boyunca yine böyle derin konuları açmak istemem. Ama Türkiye'nin mevcut yapısını ne olursa olsun kendi içinden karşı devrimciler üreterek değiştiremeyeceklerini gördüler. Türkiye o coğrafyadan, Suriye'den, Afganistan'dan sığınmacı, bir de oralardan parayla birlikte bir başka saldırı altındayız. Doğru. Sadece satır başlarını vurgulamak isterim. Bir başka saldırı altındayız. Bu çok ciddi bir stratejik değişiklik sevgili Taylan. Türkiye'yi tamamen o coğrafyaya ram etme ve yani kendi ayakları üzerinde duramayacağın, sadece ayakta kalacağı, hayatta kalacağı bir ülke haline getirme tablosuyla karşı karşıyayız. Aslında son 1-2 dakikayı da ekonomiye ne olursa olsun ayırmak isterim. Buyurun. Toplum ayakta kalma ve hayatta kalma çabası içinde benliğini düşünme mücadelesini veremeyecek bir noktaya getirilmek isteniyor. Her zaman gerçekleşmeyebilir ama şöyle bir söz var: aç kalan toplum bütün değerlerini yer derler. Buna direnir de toplum, bir kesimi direnebilir insanların, genelleme yapmış olmayayım ama bu söz, aç kalan toplum bütün değerlerini yer, siyaset biliminde kullanılan, sosyolojide kullanılan bir söz. Cumhuriyet'in 100. yılındayız, önümüzdeki hafta Lozan'ın 100. yılı, 6 Ekim İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 100. yılı, 13 Ekim Ankara'nın başkenti oluşunun 100. yılı, 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı. Bunun hepsinin bir anlamı varsa gerçekten bu cumhuriyete bir nebze bağlı insanların, borcu olduğunu düşünen insanların bir silkelenmesi gerekiyor. Burada pek çok kuruma da sorumluluk düşüyor ama adlarını saymaya gerek yok. Ben
Atatürk'ün dediği gibi millete gidelim diyorum. Atatürk diyor ya, milletin kaderini milletin kendisi karar verecektir diye. Biraz o noktalara da geldik aslında. Yani karar vereceğimiz, ben şuna inanıyorum. Bu cumhuriyeti ne gazeteciler, ne ordu, ne partiler hiçbir koruyamaz. Halkın için ne kadar varsak o kadar koruyacağız bu cumhuriyeti. Geldiğimiz nokta budur arkadaş. Peki. Geldiğimiz nokta bu. Bu millet ne kadar benimsediyse o kadar koruyacağız. Ve bu milletin o benimseme közleri içinden yeni kurumlar yaratacağız. Yeni durumlar yaratacağız. Mevcutlar belki kendilerine gelecekler, sorumluluk üstlenecekler. Ama ben ne olursa olsun izah olmaz bir iyimserim. Aşacağımızı düşünüyorum bu günleri de. Ama iyimserlik duygusuyla söylemiyorum bunu. Sorumluluk duygusuyla söylüyorum. Yani bize yakınmak yakışmaz. Bize mahvolduk yakışmaz. Bize ne kadar kötü haldeyiz yakınması yakışmaz. Bize durumu net olarak ortaya koyup çözüm ne diye bakmak yakışır. Çözüm, ben bu milletin içinde cumhuriyet değerlerinin benimsendiği kadar bu cumhuriyeti koruyacağız. Onun da ciddi ölçüde var diye değerlendiriyorum. Peki, çok güzel. Buyurun Sayın Solmaz Türk. Şimdi çözüm doğal olarak milletin içinde. Zaten başka yerde olması mümkün değil. Yani doğal olarak. Hep öyledir zaten. Dünya tarihinde, her devirde, her coğrafyada zaten böyle oldu. Ama bu çözüm dediğimiz şey, yani yer altındaki bir... Yine bir kesildi. Şimdi gelecek. Evet, Haldun Bey bir kesildi, gelecek herhalde arkadaşlar. Tamam. Tekrar mı arayacağız? Peki, Sayın Balbay da mı kesildi? Ekran yok, kesilmedi ama ekranda. Peki tamam, anladım ben. Sayın Balbay, şimdi bu ekonomi deyince tabii yerel seçimler sonrası için aslında asıl felaketin ondan sonra olduğu söyleniyor. Tabii bu ekonomik çöküş, daha fazla yoksulluk, daha fazla zamlar anlamında değil yalnızca. AKP'nin tam teslim edeceği, yani ekonomiyi düzeltme adı altında bugün yapacağı ziyaretler ve bundan sonra atacağı adımların, yani ülkenin beka sorunu haline gelebilecek ekonomik büyük yükün altında asıl sorunların yerel seçimden sonra olduğu ve yerel seçimlere kadar hani yaşadıklarımızın bir fragman olduğu da söyleniyor. Ne dersiniz Haldun Bey bağlanana kadar? Şöyle bir defa şu anda zaten emekliye verdikleri zammın 4-5 katını şu anda geri aldılar. Yani %25'in bile 3-4 katını geri aldılar. Ve benzine yapılan zam demek, bütün ürünlerin üzerine benzin dökmek demek zaten. Evet. Şimdi böyle bir yıl geçireceğiz. Benim gördüğüm 2024 başında bir nebze rahatlatacaklar. Hani aynı bir nebze taktik, yüksek. Aynı taktik. 2000 Ocak, evet. Ocak'ta, Ocak'ta en az emekli maaşı 10 bin, ona 7 bin, ona 5 bin. Ne olsa bir 3 ay. 3 ay her halükarda hallederiz. 3 aydan sonra yerel diyorsunuz. Kadar. 3 aydan sonra tamam. Hakikaten yani bu halkı hani resmen, hani var ya, alem sersem millet kör, planını istediğin gibi ör. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bu gidişi de yani bir anlatabilmek, evet toplumun bir kesimi bunu anlamayacak, başka bir yerden bakıyor. Ama ne olursa olsun anlayan kesimlerin daha örgütlü olmasını sağlamak gerekiyor. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olarak da hem Katar'ın hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye sıcak para vermek yerine Tayland, Türkiye'den geliri yüksek şirketleri almak istedikleri, Türk Hava Yolları olur, evet. Türk Telekom olur. Yani o şekilde, yani böylece daha bir içimize girecekleri bir strateji düşündükleri söyleniyor. Yani Erdoğan'ın gidişiyle birlikte bunun ayrıntılarını işte önümüzdeki hafta göreceğiz. Evet. Ama işte bunu şeyle de bağlayalım. Eğer Solmaz Türkiye'niz bağlanmadıysa, NATO'da şu anda İsveç'e bütün dediklerimizi geri alıp, yani ileride bazı vaatler karşılığı evet demiş olmanın da IMF'den gelecek 3-5 milyar dolarlık bir kredi karşılığı olduğu söyleniyor. Yani ekonomi çökerken AKP'de milletin üstüne çöktü. Ve şu anda da bu tabloyu böyle net olarak ortaya koyup bir mücadele stratejisi koyacak bir yapıdan görünmüyor. Yakınma değil benim anlatmak istediğim. Millete durumunun ne kadar kötü olduğunu anlatmak değil mesele. Mesele şu anda
84 milyon nasıl soyulduk? Bir ülke soyuldu. Bir ülke soyuldu sevgili Tayran. Şu an iddiayla söylüyorum. Bu ülkeyi bir işgal gücü gelse bu kadar insafsız davranmaz ya. Bir nebze bu insanların ayakta kalacağı, bir nebze yarın kaygısına girmeyeceği bir netlik ortaya, bir en azından onların bütçeden bir kısmını onlara ayırır. Ya, ama şu anda ya şu hep vergi üzerinden gelir. Mesela tek bir kalemde tasarruf etme yönünde tek bir alınmış karar yok. Ya bu kadar açık bu iş nasıl yapılabilir? Hakikaten şaşırtıcı. Yani insanlara kesinlikle. Ya deprem var. Bu deprem için yaraları sarmamız lazım. Bizim paraya ihtiyacımız var. İşte öbür tarafta şuna ihtiyacımız var. Güzel. 1 trilyon, 1,5 trilyon daha toplayacağız. İyi de yani hiç mi tasarruf ederek de yani yalnızca gelir arttırarak vatandaştan vergi toplanarak bu işler yapılmaz ki. Bunun ikinci yolu da tasarruf etmektir. Ve tasarruf edecek en büyük harcama yapan yer kamu zaten. Yani devlet. Evet sevgili Taylan. Şimdi bir defa deprem bölgesinde yaşanan acıların tarifi olamaz. Yani Hatay'ı, Adıyaman'ı, Malatya'yı yani bütün oradaki deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın bir kere daha kalbimiz onlarla. Ben de birkaç kez gittim. Yani o acıyı sarmak için her şeyi yapalım. Evet. Ama o acıyı da tam sarmadılar sevgili Taylan. Hatay'dan gelen haberler ortada. Şimdi şununla bağlamak istiyorum. Lütfen bağlayalım. Aslında vergi olayı demokrasidir. Vergi yani parlamenter sistem vergiden doğmuştur. O kadar önemlidir sevgili Taylan. Bundan 800 yıl önce İngiltere'de kral vergi koymuş. Bir vergi daha koymuş. Halk demiş ki ne oluyor? Kral demiş ki bir vergi daha koymuş. Halk ya ne yapıyorsun bu paraları demiş. Ya bunu gerçek bir durum olarak söylüyorum. Böyle olmuş yani. Kral da demiş ki size hesap vermek zorunda mıyım demiş. Halk da demiş ki bir ayağa kalkmış. Zorundasın demiş. O tartışmadan kralın halktan topladığı vergileri nerede harcayacağını saptayacak bir kurul oluşması karara bağlanmış. Ve böylece o demokrasi ortaya çıkmış. Parlamentoyu dönüştür sevgili Taylan. Yani parlamento tarihinde yani kısaca paylaşmak istedim. Bu vergiler gündeme gelmişken şu anda bütçe halktan kaçırılıyor. Vergiler gece yarısı biz cumartesi geceleri sabaha karşı başka darbelere alışırız. Maalesef bir vergi darbesidir bu. Evet, şununla bağlamış olalım. Belki o dönemki krala tanınmamış yetkiler 2 gün önce Cumhurbaşkanı'na vergileri 5 kat arttırma yetkisi verilerek tanınmış oldu diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Süreyi maksimumda kullandık. Sayın Solmaz Türk'ü bağlayamadık sevgili izleyiciler. İnterneti kesilmiş. Arkadaşlarımız yeniden bağlamak için çok uğraştılar. Buna da üzüldüm tabii. Yani son sözlerini alarak mutlaka bitirmek isterdim ama artık o söz hakkını başka bir programda mutlaka kullandırtırız. Çok teşekkürler Sayın Balbay katkılarınız için. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Ben yayınlar diliyorum. Sesiniz kısılmasın diyorum. Çok sağ olun.